tarar. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Bugün birinci olan takımımıza Adnan Bey'in çok güzel bir sürprizi var. Adnan Bey, şu sürpriz hediyenin ne olduğunu acaba finale bırakmasak da arkadaşlara güzel motivasyon olur. Şimdiden söylesek mi, ne dersiniz? Evet, ben heyecanlıyım zaten, ben ondan heyecanlıyım. Tahmin edebiliyorum ama o mu? İki tane. Ay. Gerçekten Türkiye'de mesleğimiz bu yüzden gelişmiyor. Türkiye'de mesleğimiz bu yüzden gelişmiyor. Vallahi Türkiye'de i̇nsanlar mesleğimi... İnsanlar bu yüzden yurt dışına göç yapıyor. Ben Türkiye'de mesleğimi enlere çıkartıyorum. Yurt dışında o kadar iyi kuaför varsa senin orada işine var. Ya var ya. Çünkü yurt dışında... Teşekkür ederim ya. Allah razı olsun ya. Final heyecanı başladı. Değişik hissediyorum şu an aslında. İlk defa farklı bir makyaj yapmışım. Tebrik ediyorum seni. Yeni bir şey kullandığın için çok teşekkür ediyorum. Değişik biri olmuşum. Bu porselen yüz değil. Güzel bir çalışma. Çok yakıştı. Doğru renkler ama ombre değil, krepe balyaj oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten bu mudur yani? Kendi yaptığın dalgaya bak önce. Hepsi aynı şekilde böyle şey gibi gidiyor. Denizde dalga. Öyle maşa yapılmaz bir kere. Emin olun, şunları gördükten sonra buna takılacak insan varsa da kusur arıyor. Sen bir kere sarı yaptın mı burada? Hep kapatıyorsun. Bir saniye. Boş konuşuyorsun. Bir saniye. Boş konuşuyorsun. Bak son. Sen omre yapmıyorsun. Bir saniye. Sen balyaj atıyorsun. Sen tarihi esersin. Bu kadar basit. Kuaförüm sensin de haftanın finali. 10 bin liralık ödülün sahibi kim olacak? Kim gidecek? Kimler kalacak? Hem modelinin, hem jürinin, hem de rakiplerinin kalbini kazanan... 10 bin liranın sahibi takım. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Çal TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında haftanın finaline hoş geldiniz efendim. Bu ne şıklık? Final şıklığı ha? Evet. Gerginliği şıklıkla mı örtmeye çalışıyorsunuz? Geçtiğimiz haftalarda ilk geldiğim zaman kraliçe olduğumu söylemiştim arkadaşlara. Şimdi de XY cetvelimle koordinatlarda size şöyle sunuyorum kendimi. Ben artık Necati, sana söylüyorum. Gideceksin biliyorum ama. Bu hafta seni gönderiyorum. Sonra sen... Tabii ki. Sonra da sen. Şimdi buranın sultanı benim. Ona sen göre davranın. Sen beni göndermiyorsun. Oraya boy göstermeye ona göre davranın. Ben artık bir sultanım. Fakat bugün bir takımımız elenerek aramızdan ayrılacak. Bir takımımız da büyük ödülün, yani 10 bin liranın sahibi olacak. Bakalım kim? Konsepti merak ediyorsunuz değil mi? Neler gelecek evet. Başımıza? Dediye dönüm. Ama en güzelini biliyor musunuz? Bugün birinci olan takımımıza Adnan Bey'in çok güzel bir sürprizi var. Adnan Bey, şu sürpriz hediyenin ne olduğunu acaba finale bırakmasak da arkadaşlara güzel motivasyon olur. Şimdiden söylesek mi, ne evet, dersiniz? Evet, ben heyecanlıyım zaten, ben ondan heyecanlıyım. Ne dersiniz? Tabii ki bugün benim küçük bir hediyem var birincimize. Hangi takım birinci olacaksa. Göstereyim mi? Lütfen. Ne olduğunu. Tahmin edebiliyorum ama o mu? Ambalajından anlamışsınızdır. İki tane makas hediye edeceğim birinciye. Bir tanesi hem ıslak hem kuru kesim için, ben leylek diyorum bu makasa. Özel bir makas. Kendi tasarımım diyebilirim. Bir de özellikle krepe makası. Buna da kırlangıç makas diyorum. Kuru kesimler için çok özel şeylerdir. Bunların da kullanımını da göstereceğim. Birinci arkadaşlığı olan gruba hediye etmek istiyorum. Kabul ederlerse. Almamız lazım. Ne mutlu, bugünün büyük ödülü 10 bin liradan daha çok manevi değere sahip Adnan Bey'in sihirli makasları. Çok teşekkür ederiz efendim bu güzel jestiniz için. Hazır mıyız? Büyük finale hazır mıyız? Parmaklar kaşınmaya başladı mı? Hı? Final günü bugün sırayla gidiyorum. Birinci masa Necati ve Seda'nın modeli
Zeynep geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Kurbanlarım sensin, sensin. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçti akşamın kısa yeni saçlarınla? Ya aslında dün konuştuğum kadar da kötü olmadığını fark ettim eve gittiğimde. Aa! Ne mutlu. Bugün için heyecanlısın. Bugün için daha bir heyecanlıyım. Peki, masana şans getireceğini düşünerek seni yanlarına alıyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suat ve Ceyda'nın modeli Alev geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Kulaklarım sensin, sensin. Kulaklarım sensin. Nasılsın? Çok iyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Hala ışıltılar duruyor yüzünde, biliyor musun? Dün akşam güzel yıkamadın galiba, sevdin onları. kaldı sevdiğim için. Seni ışıl ışıl görünce ne dediler? Gayet güzel beğendiler. Çok güzel parlıyorsun dediler. Saçlarımı da biri beğeniyor biri beğenmiyor, belli olmuyor. O zaman Suat ve Ceyda'nın yanına alıyoruz seni. Teşekkürler. Emina ve Pelin'in modeli Merve geliyor. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Kulaklarım sensin, sensin. Nasılsın? İyiyim, nasıl olayım? Güzel bir gün. Keçileri, koyunları özledin mi? Çok özledim. Artık gitmek istiyorum böyle yanlarına, onlara. Bir şey, özellikle Gayret'i çok özledim. Kızım o benim, onu ben büyüttüm çünkü. Bakıma, makyaja da alıştım burada her gün. Ne olacak şimdi gidince? Gidince salacağım yine kendime, atacağım çayırlara. Bence gitmeden sen Pelin ve Emine'den birkaç tüyo öğren. Orada kendini eksikli bırakma. Seni tamamdır. Onların yanına alıyoruz. Teşekkürler. Uğur ve Dileğin modeli Tuğba geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleşti daha daha. Kulaklarım sensin, sensin. Nasılsın bugün? İyiyim, heyecanlıyım. Heyecanlısın. Evet. Bugün çok tehlikeli, haftanın son günü. Kim bilir neler gelecek başka saçların yani başına. Yani saç kesiminden bu kadar güzel bir şey alınca. Kestirirken evet, ağlamıştı ya. Evet, İnanamıyorum yani, tebrik çok ediyorum korkmuştum. Sizleri. Seni Uğur ve Dileğin yanına, takımının yanına alıyoruz. Bol şans. Teşekkürler. Evet, sıra geldi haftanın konseptine. Ben çok ilgiliyim diye bu konularda, bu hafta konsept seçimini bana bıraktı. Yapım ekibimiz, evet. Aa. Çiçek. Bana. Acaba kimden? Merak etmiyor Çiçek. Musunuz? Size de sürpriz yapalım. Gözde Hanım, çok havalısınız. Bakalım. Ekranlarda çiçekler. Ekranlarda çiçek abla. Hayırlı olsun çiçeğidir. Ya kusura bakmayın, bunu merak ediyorum. Açmak zorundayım. Aa. Ne oldu? Bana değilmiş. Evet, içinizden birine. Çiçek bana değil. Necati'ye gelmiştir gene. Yani. Necati hayırdır? Model gene de yok. Gene Necati'ye artık, gelmiştir. Kime geldi? Necati'ye mi gelmiştir? Genelde ona geliyor. Necati'ye geldi değil, direkt bana ya. Neyse, programın sonunda haftanın finalini açıklamadan hemen önce bu çiçeğin kime geldiğini açıklayacağım. O zamana kadar söylemeyi düşünmüyorum. Eyvah, finalde mi? Evet, finalde söyleyeceğim. Finale kadar bilmeyeceksin. Merak edin, durun bakalım kime gelmiş, hadi. Artık günün konseptini açıklasak iyi olur. Günün konsepti için toplamda 2 saat 25 dakikanız var. Bunun 2 saatini saç için, 25 dakikasını ise makyaj için ayırdım. 2 saatte ombre yapmanızı istiyoruz. O ombrede
25 dakikada bir porselen makyaja ne dersin? Hayır. 25 dakikanız var porselen makyaj için. Yetişir değil mi Sevilla Hanım? Yetiştirecekler. Yetişir. Şu an artık sadece modelinizin yüzünü çok iyi tanıyorsunuz. Ona en yakışacak ombre nasıl olur? Onu planlayın. Kızlar da 25 dakikada porselen makyajı nasıl yapacaklarını düşünsünler. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Sayıyoruz hep beraber. Evet. Başlayalım. Haftanın finalinde saçlar için son 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Önüne boya atmış hep. Bence bu kuaför boya yaparken dökmemeli. Kazalar olabiliyor canım bazen. Bence en iyi kuaförse olmamalı. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Derken? Kazaya uğradım. Siliyoruz pardon. Gitti benim kıyafetim gitti şu an. Pembe mi istiyorsun? Ha olur. Gerçekten mi? Allah istiyorum. Duydunuz zilin sesini hanımefendi pembe istiyor. Emin misin? Pembe. Saçmalama müşterini ikna ettik yapma ya. İkna olmuyor ne yapayım? Hayır bu senin yeteneğin. Mavi de olur hayır, diyor. Hayır kızın hayatını karartacaksın. Koyun sağıyor kız ne pembesi? Tamam koyunlar değişik bir renk görsün Allah pembe Allah. Pembe saçta koyun sağacak. Tamamen bir kış kadını modundasın. Esmer bir tenin var. Çok fazla açık sarılar gitmez sana. Evet. Olmaz. O yüzden daha çok ten rengine uygun renkler kullanacağız. Tenin esmer olduğu için kendi ten renginden 2-3 ton kadar açık güneşten açılmış gibi doğal işlemler uygulayacağım. Teninize gidecek ton. Evet. Saç siyah, ten beyaz. Kaş yapınız zaten de koyu. Evet. Kızıl tonları, sıcak tonlar size daha çok yakışır. Güzel doğal bir ombre. Gözlerini ortaya çıkartacak. Zaten kendi rengin olduğu için çok güzel bir renklendirme yapabiliriz sana aslında. Çalışmayı bana bırakmanı istiyorum. Çok yoğun yapmayacağım uçlarında. Aralarda kendi saçında doğal olarak görünecek. Bu daha çok doğallık katar. Marjinallikten çıkarır seni. Ön formunda ise blok düşünüyorum. Önlere iki tane ince blok düşünüyorum ki ön parçan düştüğünde yüz ifadeni yumuşatsın. Sert bir görüntüden kaçsın. Aralarda oluyor yani. Aralarda. Hepsi olmayacak. Çok şöyle olmayacak. Alıp da hepsini böyle hayır, boyamayacağız. Hayır. Aralarda tamamen tekniksel bir çalışma yapacağız. Krep atacağız zaten saçınıza. O yüzden aralarda olacak. Hafiften olacak. Olacak. Yansımalı tonlar olacak yani. Ombre olunca gri istiyorum. Gri yapamayız. Ama ben gri istiyorum. Ama gri yapamayız çünkü gri boyam yok. Ne yapacağım? Sarı değil de net bakır. Net bakır da güzel değil ama. Işıtlı bakır mı diyorsun? Denilebilir. Tamam olur. Bu çünkü yüzüne hatlarına güzel oturur. Tamam. Şu önden de tam ayırdığın yönden de bir tane şerit veririz. O şeritte ateş eder. Tamam. Onu mu diyecektin? Evet onu diyecektim. Emine Hanım bir şey merak ediyorum size sormak istiyorum. Kendinizi beğenmiş bir misiniz biraz? Egolu musunuz? Egolu muyum? Oo egom tamam canım o ayrı. Belli. Evet. Hani çok egoluyum. Kendimi çok beğeniyorum. Gerçekten. Zaten kendini sevmeyen insan bence kendiyle barışık bir insan değildir. Ben kendimi çok seviyorum ve beğeniyorum. Evet egolu muyum? Egoluyum. Egom da var. Bu kadar basit. Bak ne kadar güzel anlattım. Üç kelimeyle. Bakalım her hafta ombre yapıyorsun diyen arkadaşlar ombredeki teknikleri biliyorlar mı? Evet. Bunlar... Ya da ben her hafta ombre yaparak göstermişimdir belki de. Her hafta dedin de ben de şöyle bir şey yaptım senin için. Bugün çünkü konsepte ombre olduğuna tahmin ettim. Ombre deyip de senin çıkarttığın böyle modeller geldi aklıma. Harika. Feyz alıyorsun herhalde onları oraya koydun. Feyz benim değil. Yaptığım sacılardan yani feyz şimdi alıyorsun. Ombre deyince karşıma sombre geliyor ya bunları böyle bir... Şimdi o sombre değil bej ombre bir kere orada bir açıklık getirelim. Ama oradaki ton tamamen bir altın bej tonu. Renk konuşmuyoruz teknik ya. Renge ombre, göre sombre ve ombre diye ayırdırız ama. Evet bakalım. O gördüğün sombre. Evet. Saçta mavi siyah vardı çok güzel bir şekilde açtım. Evet. O gördüğün dip açma boyama. Diplerini 2 saat bir kısımda açıp diplerini bebek fumralı yaptım. 9 bazına kadar dip açtım. Dip kırma ve boyama 2 saat sizin için çok az bir zaman mı? Saçın dip rengine göre değişir. Eğer saçın dip rengi Asya saçı bir tip pigmentteyse, mavi pigmentteyse bu 2 saatlik bir süre daha zorlaştırıcı olur. Takıldığım nokta zaman. Takıldığım bütün noktaları bana sorabilirsin yardımcı olabilirim. Zaman zaman yardımcı olacağım bir şey değil. Geçen hafta dedin ki zamanım yetmedi saçı platin yapacağım dedin. Gittin saçı bakır yaptın. Ama ben burada 2 saatte saçı 9 bazına kadar açtım. Saçın dibini ama değil mi? Nasıl? Dibini. Sen de açtın dibini. Ama saçı bakır yaptın.
Son defa aynalara bakın. Ve aynaları lütfen artık kaldırın. Çekmecelere, aynalar çekmecelere. Çok güzel görünüyor. Galiba burada bir değişimi yine ben yapacağım. Herkes direkt pakete girince değişim illa boyayla mı oluyor? Yalnız konseptimiz boya değil ha, bilgin olsun. Renk değişimi konseptimiz. Hayır, renk Emine değişimi Hanım'ın, konseptimiz. Emine Orada Hanım'ın vurguladığı gibi. Konseptimiz renk değişim değil, onu söyleyeyim. O saçta ben aralarında ışıltı Çevirin görmezsem şimdi. Kabul etmem. Ben değişim seviyorum abi. Benden puan alamazsın o saçın aralarında ışıltı Aynen, olmazsa. Aynen, benden de puan alamazsın. Zaten süreyi yetiştiremeyeceğini anladı, o yüzden şu an kendine zemin hazırlıyor. Uğur Bey, boyayla paket mi yapacaksınız? Hayır. Krepe omre yapmaya çalışıyor arkadaş. Yok, öyle basit işler yapmıyorum. Krepelere Bakalım. Geçiş vermiyorum, direkt boyayacağım. Senin şu an aklından geçeni tahmin edebiliyorum. Finalde dürüst olama, tamam mı? Aklımdan geçen buydu diye. Eğer bana güzel bir saç çıkarırsan ben her zaman dürüst olurum. Yani aldığın parayı gerçekten hak ettiğini düşünerek mi alacaksın? Bilmem, bence yaptığım değişimle hak edeceğim diye düşünüyorum. Okey, hak ettiğini düşünüyorsan amenna. Yani Yören de var ya, sen böyle beğeniyorsun, çok iyi yapıyorsun ya. Seyirci sanki bana 5 vuruyorsunuz ya böyle. Yani böyle 5-5 veriyorsunuz, sanki bana bir böyle hak doğuyor size. Son çarşamba günü benim açık ara önde olmama rağmen 3 gün boyunca bana 1-1 verip birinciliğimi elimden almaya çalışmanız da ayrı bir bana zevk verdi. Anca güler. Yarışmadayız arkadaşlar. Tabii. Yani seyirci izliyor neyse ki, çok güzel yorumlar alıyorum sosyal medyada. Uğur Bey size çok büyük haksızlık yaptı diye. Uğur Bey'in yaptığı saçlar gibi yapamıyorum diyor musun? Seyirciler zaten saçı da görüyor, merak etme. Güzel. 15 dakikanız bitti. Ombre yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar? Bence sürüş tekniği çok önemli. Sürüş tekniği. Ayrımı çok önemli. Sürüş tekniği, saçın ayrımı. Bir de yeşile dönen saçlar var açılınca, o nasıl oluyor? O tamamen cila'dan kaynaklı bir olay. Yani saça yanlış bir cila uygulanırsa o saç yeşerir. Farz-ı misal sizin saçınıza küllü bir tonda bir cila yapılırsa yoğun küllü bir anda yeşerir o saç. Yemyeşil olur. Şimdi onlar hemen direkt yaldızın folyonun içinde sürüyorlar. Suat önce elinin içine sürüyor bak. Şu anda yani saça sürüyor, sonra yaldız alıyor. Ama yaldız için aldığı da sadece uçlarına sürüyor, miktarı arttırıyor. Teknikleri farklı, değişik teknikler kullanıyor. Sonuçlar da yakın ama farklı çıkacak. En çok neye dikkat edilmesi gerekiyor peki bu saçın yanmaması için ombre esnasında da? Saçın hassasiyetini. Nasıl anlıyorsunuz saçın hassasiyetini? İnce tel, kalın tel, hemen, oradan mı? Ondan da anlayabiliriz. Hemen saçın bir parçasını ıslatıp esneklik hassasiyetine bakabiliriz. Aa, nasıl? Saçı ıslatıyorsun. Saçı bir parça ıslatıyoruz. Evet. Şu şekilde sünüyor mu sünmüyor mu? Esneklik nereden Plastik başlıyor? Plastik gibi. Uçtan başlıyor, dipten başlıyor. Dipten başlıyorsa nereye kadar ilaç sürmemiz lazım? Bunların hepsini öğrenebiliriz. Peki Necati, sen şimdi benim saçın esnekliğine baksan orası yanar mı? Hemen rica etsem senden. Ama saçın sağlıklı görünüyor zaten. Sağlıklı. Ama yine de o işlere paket gelirse yanar. Çok düşük volüm gelmesi lazım. Merak ettim saçım esnek mi diye. Platin olup bir saça nasıl sağlıklı diyebiliyorsunuz ya? Benim saçım sağlıklı tabii ki de. Değil, platin olan hiçbir saç sağlıklı değil. Uğur Bey, geçen gün saçı ben fönledim. Saçın yapısına kadar ıslakken dokundu o saça, esnemiyor mu? Az önce sünmekten bahsediyorsun. Sen 11 tonda platin bir saçın ıslakken esnek olması çok normal. Onu söylüyorum işte ben sana. Hangi kuaförü yaparsa esnek olur. Sağlıklı durumunu ıslakken çözemezsin. Bak bakalım esnek mi değil mi? Bakalım. Yani ama ıslakken ister istemez esneyecek. Ama saçınızda öyle herhangi bir yırtlanma, kopma yok. Onu söyleyeyim. Islatacak zaten saç, şimdi esneyecek. Ya saçınızda öyle çok ciddi bir yıpranma yok. Sadece renginden dolayı çok normal. Çok normal yani, platin olan saç. Ama saç yıpranma şeyleri, onu söyleyeyim. Sağlıklı olayı çok fazla söylenemez platin saç. Ama kendi rengindeydi zaten saçın. Yeni daha yaptırdım, ama açıldı. Açtırdım. Ama işlem gördü, açıldı. Sanırım Uğur Bey yaptığı platin saçların hepsini yıprattığı için yıpranmadan platin saç nasıl yapılır bilmiyor. Senin yaşın kadar platin yaptım ben. Hey. Pardon? Senin yaşın kadar platin Senin yaptım. Senin meslek hayatın kadar benim bilgim var. Ya bir bırak bana, boş bilgi yapma. Bence konuşmalarına dikkat edebiliriz. Seninle aynı yerde aynı ürünleri kullanıyoruz. Benim yaşım kadar Benimle platin falan yaptıysan... falan yapma. Benim yaşım kadar platin yaptıysan 20 tane platin çok az. Ben her gün 20 tane yapıyorum. Her gün 20 tane yapamazsın ki, zaman yetmez.
Yani ya her gün 20 boş tane... konuşacak ya, lütfen ne yapacak? Ya. Lütfen lütfen. Hani günde 20 ne tane yapman günde için? 20 tane omre yapıyorsun. Uğur Bey. Lütfen. Uğur Bey bir saniye. Ortalama bir paket kaç saat sürüyor? Yarım saat. Yarım saat sürsün. Bekleme süresi? Asistanlarım var. Ya asistan bırak tek başına bir saçı. Bir saat ortalama süresi. Ben sadece paketlerim. Sen hiç uyumadan yani 20 saat çalışacaksın ki 20 kişiye bakayım. Ne kadar sürede bir bakım yapılması gerekiyor saçlara? Saç rengine göre değişiyor. İşlem görmüş saçlara. İşlem mesela görmüş saçlar. Mesela ombreli veya açılmış. İşlem görmüş yoğun saçlarda verdiğimiz ev bakımlarında ilk 2-3 hafta saça yoğun bir bakım sergiliyoruz. Kullanmalarını öneriyoruz. Ondan sonra ayda 2'ye ve sonra da ayda 1'e doğru azaltabiliyoruz. Ama market boyalarını kesinlikle hiçbir hanımefendiye tavsiye etmiyorum. Ombre her kadına yakışır mı sizce? Ombre her kadına yakışabilir. Yakışır yani. Bana öyle geliyor ya. Hani böyle bir ışık verdiği için. Ombre her kadına yakışmaz. Her kadın taşıyabilir yani o geçişlerini verdiğin zaman. Şimdi yanlış bilgi verme. Yanlış bilgi verme. Sen kış kadınına bir ombre yapamazsın. Daha doğal çalışmalar yapabilirsin. Sen bir kış kadınına ombre sarı tonlarını yaparsan zıt renkler çok her kötü görünür. Her kadına yakışacak bir sarı var. Nasıl? Her yok işte burada hata vardır. Yapıyorsun. Meslek hayatın falan diyorsun. Senin meslek hayatında bunlara yer yoksa meslek hayatın boşa gitmiş. Necati, ombre sarı diyorsun ama yine. Ombreye zaten sarı dedim ben. Hayır, ombre her zaman sarı değildir bence. Renktir yani uçlardaki renk. Nasıl? Uçlardaki renk sombre dolu yani koyulaştırabilirsin. Altı tondan daha altına bir şey sormak istiyorum. Diyemez. Bir saniye. Değerli jüriyemiz Adnan Bey. Her kadına yakışan bir sarı var mıdır? Örneğin benim kendimce kumral da bir sarı statüsüne giriyor. Var mıdır bu? Yakışabilir mi? Biz insanları ilk önce sıcak grup, soğuk grup diye ayırıyoruz. Mavi olan tonlara soğuk grup diyoruz. Sarı olan tonlara sıcak grup diyoruz. Kırmızı pigment de koyuluğu verir. Yani doğadaki bütün renkler sarı, kırmızı, maviden oluşur. Bizim tenimizde, saçımızda bu üç pigmentten oluşur. Her kadına ombre de olur, sarı da olur ama hangi sarı, ombre olacağı çok önemli. Evet, eğer, çok versin. Hemen örnek vermek istiyorum. Şimdi soğuk grupta olan iki tane arkadaşımız var. Biri Alev Hanım, biri Zeynep Hanım. Sıcak grupta olan Tuğba'mız var. Tuğba'ya eğer bir gri, pembe, küllü ton yaparsanız Tuğba'yı öldürürsün. İsyan. Yani evet. Sıcak altın tonları, bakır tonları, o tonlar, ekranda gördüğümüz tonlar çok iyi olur. Ancak o tonları Alev Hanım'a yaptığınızda Alev Hanım sanki tansiyonu düşmüş, bayılacakmış gibi durur. Ancak Zeynep'e yapabileceğimiz renkler, o fuşyeler, violeler, pembenin her tonu aynı şekilde Alev Hanım için de geçerli. Aynı şekilde her iki hanımefendi işte söylediğim, tavsiye edebileceğim şey küllü olabilecek her türlü zeminin üzerinde her türlü gri, silver, inci tonları da sarılar yapılabilir. Ama kesinlikle doreler, bakırlar, altınlar olmaması lazım. Her ikinizin de doğru söylediği şeyler var. Ben ikiniz de doğru tarafları toparlamaya çalıştım. Anladın mı Necati'cim? Herkese sarı olabilirmiş yani. Ben burada Adnan Bey'e katılmıyorum. Her kadına sarı olur. Bir saniye. Çağa ayak uydurmak istiyorsak her şeyi omre diye adlandıramayız. Burada yeni çalışmalar, yeni sistemler. Eğer ayak uydurmak istiyorsak bence her şey omre olmaz. Baby light, face light, sombre, omre bunlara da hayatımızda yer vermemiz lazım. Adam anlattı, duymadın mı? Duydum. Renklerin ama, dünyasına girdi. Ama sarının mavi dedi. Bak sarının tonları dedi. Sen koyu bir sarının tonunu omri olarak adlandıramazsın. Necati. Genelde bunlar hepsi balyajdan çıkma değil mi? Ya şimdi hepsi balyajdan çıkma çıkma diye her şeye meç değilim o zaman. Bir şey diyeceğim. Değil mi her çıkma? Her şeye meç değilim o zaman. Abi çıkma mı değil mi? Ya biraz çağa ayak uydurun ya. Biraz bir yeniliklere ayak uydurun. Çıkma değil. İsmi değiştiği zaman fark ediyor mu işlem? Yok. Çok fark ediyor benim için. İnan müşterinin gözünü o kadar boyuyor ki. Sen hiç kendini geliştirememişsin. Dünyayı gezdiğini söylüyorsun bir de. Evet. Dünyayı gezen adam bunu söyleyemez. Bir şey diyeceğim bak o kadar yer dünyayı gezdiğim için. Dünyayı gezen adam bunu bir dinle, söyleyemez. Lafını kesme. Boş gezmişsin bence. Dinle. Önce bir dinle. Sen boş gezmişsin. Bir dinler misin? Sen kalkıp balyajla omreye somreye aynı diyemezsin. Aynı. Diyemezsin. Totalde hepsi eskiden kalma balyaj. Tamam mı? Balyajı istediğine yere gidersen git balyaj. Yanlış biliyorsun. Dünyayı gezme. Bırak dünyayı.
Dünyayı gel Türkiye'de otur, tamam? Bağırarak konuşma, bir dinle. Ben bağırarak anla diye söylüyorum. Her yerde farklı isim söylüyorlar ama neticede bu balyaj. Tabii tabii, evet. Balyaj. Neticesi bu değil mi Uğur Bey? Emine, bağırarak konuşmana gerek yok. Kendini bağırmadan anlatabilirsin. Ben geçen hafta anlatmaya çalıştım da idrak edemiyorlar, anlamıyorlar. Yarım saatiniz bitti, 1,5 saatiniz kaldı. Saçlara konsantre olmaya ne dersiniz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Türkiye'de mesleğimiz bu yüzden gelişmiyor. Türkiye'de mesleğimiz bu yüzden gelişmiyor. Vallahi Türkiye'de i̇nsanlar mesleğimi... İnsanlar bu yüzden yurt dışına göç yapıyor. Ben Türkiye'de mesleğimi enlere çıkartıyorum. Evet evet. Yani sen yenilikler aykutmadan mesleği enlere çıkaramazsın. 2018 yılın güzellik merkezi seçildim. Araştır bak. Duydun mu beni? 2018 yılın güzellik merkezi seçildi. O zaman yeniliklere ayak uydurmak zorundasın. Necati. Efendim. Şimdi sen dedin ya geçen bana yurt dışından müşteriler geliyor. Yurt dışında o kadar iyi kuaför varsa senin orada işin ne var? Efendim? Yurt dışından geliyorlar ya müşteriler sana. Ya var ya. Çünkü yurt dışında... Bir saniye dur. Teşekkür ederim. Geliyorlar ya. Dedim mi demedim mi? Allah razı olsun ya. Abi bak ben gezdim. Bak gezdim. Diyorum ki sana. Bizim 10-15 sene önce yaptığımız saçlar adamlar yeni yapıyor. Yurt dışı, yurt dışı ya. Yok gezdim yani, o kadar yere gittim. Abi yok hani Rus tarafında bakıyorsun, şarap kızılım odada. Ya bir şey söyleyeceğim ya, resmen eski kafalılıkla ilerliyorsun, böyle devam et, böyle gidersin. Ya arkadaş ben Anadolu adamıyım ha, ben Siirtliyim. Ya kuaförlük mesleği bir kalite ister, kalite. Biraz kaliteli kalite oluyor. Kalite sanatta ister, sözde istemez. Okay. Önlüğüne boya atmış hep. Bence bu kuaför boya yaparken dökmemeli. Nereye? Hiçbir yere. Dökülmüş mü? Bende değil, onda dökülmüş üstüne. Ha, hiçbir yerimi dökmemeli. Kazalar olabiliyor canım bazen. Bence en iyi kuaförse olmamalı. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Derken yani ben bunu söylerken bu mudur? Evet, kazaya uğradın. Bence bu kaza değil, bilerek yaptım. Gerçekten mi? Hayır canım, bilerek niye yapayım? Allah ben Allah. Ben bilerek yaptım. Hayır, bilerek yapmadım. Olur böyle şeyler. Yani ilk ben defa... Ben kabul edemem. Nasıl olur ya? İlk defa olmuyor değil Hayır, mi bu? Hayır, burada şu an şunu diyorum. Üst boyu kuaför profesyonelse yapmamalı. Üste dökmemeli. Sen benim üstüme dökülsün. Oran açılmış, döküldü. Ne yapabilirim şimdi? Önlüğü önüne koysaydın sen de. Ben mi suçlu oluyorum bu durumda? Birazcık sen oluyorsun tabii. Bir şey olmaz. Ya daha çok dağıttım. Bir şey olmaz. Bak aha çıktı. Aha. Böyle mi çıktı? Evet. Allah aşkına ya. Şaka mısın sen? Şaka değilim ya. Gerçeğim ben. Gerçek. Bak. Böyle olur mu? Böyle kuaförlük mü oluyor? Böyle olur. Bak çıkaracağız şimdi. Siliyoruz. Pardon. Gitti Merve. Benim kıyafetim Merve. Gitti şu an. Merve, çok üzülüyorum sana. Yenisini gerçekten alırız. Ben de üzülüyorum kendime şu an. Hediyem olsun, yenisini alırız. Ya yenisini alırız demek doğru mu? Mahvoldu. Bu benim kayınvalidemin hediyesiydi. Marka mıydı? Marka olması önemli değil. Kayınvalidemin hediyesi, manevi değeri var. Ha, o zaman ona bir şey yapamam ama... Kusura bakmayın yani. Özür diliyorum sizden Merve Hanım. Buraya sıçramış, benim üstüme de gelmemiştir eşyalarım. Yok, sizin üstünüze baktığım zaman yok bir şey. Şöyle işte yapayım da. Sıkıntı yok, kontrolü izin ediyorum sürekli. Damlama olmasın çünkü sıcaktan paketler şişebilir. Geçen gün makası düşürdün, şimdi müşterinin üstüne boya döküyorsun. Ya kazayla uçtu, nasıl uçtu anlamadım. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yayındayız diye herhalde. Önlük yok mu? Efendim? Önlük yok mu? Önlük vardı da kaymış hanımefendi, biraz hani rahat oturuyor o yüzden. Yapacak suçlu bir şeyim benim. Yani. He, suçlu benim. He, tamam. Efendim? Suçlu benim. Yok canım, estağfurullah. Siz benim modelimsiniz. Size şey olur mu öyle? Ay. Merve, sen şimdi nasıl suçlusun? Haberin yok. Konuşuyorsun ya. Evet, sen suçlusun. Of, of, ben güçlüyüm. Sen görmüyor musun biz yaptıklarını eleştirdiğinde bizi topa tutuyor. Ben güçlüyüm. Bir şey yok hayatım. Normal şeyler bunlar. Herkesin başına gelebilir. Tabii tabii. Evet. Yayında herkesin başına şimdi gelir. Şimdi bir de ağlayacaksın mı? Ağlayacağım. Gerçekten mi? Eyvah eyvah. Hello. Bundan sonra böyle. Görmek istediklerimi görüyorum. Hayır, az önce kral... Bir daha çalar mısın Emine Hanım? Bir daha çalayım. Bence duyuyor müzisyen musun? Olun ama kuaför olmayın. Ne?
Müzisyen olun. Aa çok, bende her telden var. Sürtmeden. Neden? Sürtmeyin lütfen, rahatsız olun. Evet öyle çalabilirsiniz. Çalabilirsiniz ama sürtmeyin. Hayır yapmayın. Ödenim rahatsız oluyor. Allah Allah. Ama bu melodi, bir saniye bana karışmayın. Bir insanın yazına sürünür mü şu araya? Şu anda bir müzikol yapıyorum ben burada. Bu ne alakası var? Yapmayın dedim. Bir şey söyleyemiyorum. Daha ne kadar bekleyecek saçım? Efendim? Saçım hayatım daha 50 dakikamız var, bekle. Daha yeni attık. Paketlerin zaten açılma süresi 40-45 dakika. Aa beni sinirlendirmeyin bak ha. Gelirken Uğur'un ifadesini gördüm. Çok memnun değil gibi geldi bana. Benim mi? Evet sonuçta. Kahkaha atıyordum. Tam orada mı denk geldiniz anlamadım. Hayır hiç uydurma. Ay, ilk açtın öyle saçı bakarken şu bir ifade gördüm yüzünde. Eyvah dedim Uğur'un istediği gibi. Yok yok her şey çok iyi. Tam isabet. İstediğin gibi olmuş mu? Tabii ki. Bir anda Emine'ye laf yetiştirmek falan derken az önce bir kahkaha attım. Ay yetiştir ne var, senin çelen benden düşük vallahi. Benim mi? Evet. Allah korusun ya. Belli olmuyor öyle, ama. Öyle bir çenem olmasın tabii, ya. Tabii. Az önce Necati ile ben mi çatışıyordum? Necati ile biz teknik tartışıyorduk. Uğur'a niye saldırmıyorsun? Kartal var kartal. Burada bir kartal o kadar. Başka bir kimse şey söyleyeceğim. Yok. En azından teknik konuşuyoruz Emine Hanım. Aynen teknik konuştu. Daha için burada Emine seyirciye bilgi veriyoruz en azından. Laf dalaşı yapmıyoruz. Hayırlı bilgiler verin. Bir şey demiyoruz zaten. Güzel böyle konuşun. İşte sen de bilmiyorsun. Öğren işte onları. Hayır, kulak ben seninle konuşurken yok. Kendimden zaten. Yoruluyorum. Yaparak gösteriyorum size bunları. Tamam tamam. Aslansın tamam. Taplansın evet. Sen. Sen tarihi eser Tatar Ramazan. Hadi. Sultan Sultan. Evet tam Sultan. Hürrem Sultan. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl masum duruyor? Saçının yandığından haberi yok. Ney saçım mı yandı? Duman çıkıyor oradan ya, da. Ya yalan konuşuyor. Sen niye inanıyorsun ona? Allah Allah. Allah. Saçın yandı. Kafa. Kendi saçına baksın o önce. Ne durumda şu an? Saçların ne durumda? Nasıl? Gel şu arkayı bir yıkama yapalım. Gel canım. Emine Hanım. Bugün mangalda ne var? Mangalda mı? Emine bak modelinin moralini bozuyorlar. Şey, nasıl? Lütfen modelinin moralini bozuyorlar. Hindi bağ var gel. Hindi bayağı bağ pişmiş herhalde çok duman çıkıyor. Evet. Hindi bağ var gel. Hala ya. Senin yüzünden kızın üstüne az önce şey döktüm. Bir oradan geliyorsunuz bir buradan geliyorsunuz. Bir fırlattım üstüne geldi. Hep onların yüzünden. Abi, ha. Bu benim suçum değil. Ya. Sen onu fırlatırken konuşmuyordun ki. Konuşuyordum. Konuşmuyordum. Size cevap veriyordum. Bahane bulma. Ay bir şey söyleyeyim mi? Gri de çok güzel olurdu bana biliyor musun? Diplerim siyah ya. Oldu. Koparayım saçını eline vereyim. Niye? Bunun üstüne gri tutmazmış. Tutmaz açıldı mı? Tutmaz. Şu an ilaç var diye açık gönlüm. Gri yapmam için bembeyaz olması lazım bu saçın. Emine sen uykunda da konuşuyor musun acaba? Efendim? Uykunda da konuşuyor musun acaba? Ay, hiç söyleniyor musun bir mesela rüyanda? Beni çekin bakayım uykumda da gerçekten konuşuyor muyum diye. Değil mi? Bence olabilir. Yani olabilir. Sen uyurken böyle Necati Uğur falan söyleniyor olabilirsin onlara. Yo uykuda dinlenmem gerekiyor ki. Ertesi güne böyle performansım yüksek olsun diye. Bence o yüzden zannediyorum konuşmuyorumdur. Hadi gel bakalım. Belim belim. Evet. Arkası nasıl görünüyor acaba? Kimden oturuyorsun böyle? Yanmışmış. Bak bakayım. Ah ne yapıyorsun? Çekiyorum. Havludaki saçları göstersene. Tamam yanmış. Ha? Havludaki saçları göster. Yere attı. Ya nerede ya? Yalan söylüyorsun. Yok öyle bir şey. İnanma. Allah Allah. Kendi saçına bak. Necati sen de kışınıyorsun ama yok, yani. Yok bak şimdi. Canım bak. Bak kimse yok. Görüyor musun? Seviyorum. Onda herkes var. Seviyorum dedi. Seviyorum dedi. Necati sen de kaşınıyorsun ama dedim. Seviyorum dedi. Allah razı olsun. Kardeşim olsun. Eyvallah. O benim gerçekten kardeşim. Geçen haftalarda kavga ediyorduk. Bu hafta ne oldu? Çiçek getirdi. Böcek getirdi. Beni böyle kendime getirdi. Gayet iyiyim artık. O zaman farklı bir renk verelim ya. Öyle yapacağız. Pembe falan tutmaz mı? Tutacak bir renk. Pembe mi istiyorsun? Ha olur. O da gerçekten mi? Allah Allah istiyorum. Allah Allah. Şu an mavi olduğum üzere sen tutacak bir renk hani. Enteresan. Ben sarıkmamak istemiyorum. Duydunuz zilin sesini hanımefendi pembe istiyor. Ha gel. Ha. Gerçekten ver pembe istiyor kız ya. Ben bir şey yapamıyorum o artık. Kırmızı güzelmiş biz de ondan sonra. Pembe istiyor. Azıcık biz de alabilir miyiz? Marjinal olmak istiyor. Çünkü. Mavi de şu olur. Şu pembe mi? Evet. Emin misin? Pembe. Saçmalama müşterini ikna et git yapma ya. Ha?
İkna olmuyor, ne yapayım? Hayır, bu senin yeteneğin. Mavi de olur. Hayır diyor. Kızın hayatını karartacağım. Koyun sağıyor kız, ne demek? Tamam, koyunlar değişik bir renk görsün. Allah pembe Allah. Pembe saçta koyun sağacak. Koyun değişik bir renk görsün, hep aynıyı görüyor. Bak onun saçı turuncu gibi olmuş. Becerememiş, normal. Becerememiş. Bence bu saça düşman falan çekersin, değil mi? Ya da kırık falan nasıl çekersin? Yok, köpük yapacağım, öyle çıkartacağım. Köyüne vaktimiz kalmayacak çünkü. Süre azalıyor, biraz acıyabilir. Of! Biraz mı? Saç kremi falan yok mu? Ha? Saç kremi yok mu? Yok, sürdüm. Çok sürdüm ya şeyi. Of, Necati çok kötü. Grafiği çok attım ya. Vallahi süre az, yoksa tek tek uğraşırdım ama normalde böyle olmuyor. Bak, krepi. Allah aşkına krepi istiyorum. Ama adam akıllı. Bir şey diyeceğim. Gerçekten şöyle yüksek bir şey yap ya. Hiç sen krepe yapmıyorsun. Ama krepe sevmiyorum çünkü ben. Ya sen sevme, ben seviyorum. Allah aşkına ya. Kafam şey basık kalıyor. Basık. Evet, basık kalıyor kafam. Adam akıllı şöyle güzelce bir krepe yapsana. Tamam, yapacağım. Ki ben yani bizim o tarafta çok krepe yapıyorum. O yüzden yani sıkıldım artık krepeden. Yok, ben istiyorum bol krepe. Bizim orada da çok istiyorlar. Bak benim tarağım yanımda her zaman. Bak şu an yok yanımda. Tost makinesini biliyorsun değil mi? Alırım, yaparım kendime. Tost makinesiyle yapıyoruz, öyle krepe atıyoruz. Yani en yüksek krepeyi de atıyoruz. Acıyor mu? Evet. Acımadan güzel olmaz. Acıtmayın. Modelinize neden öyle zorluk çıkartıyorsunuz? Hiç bu kadar sert davranılmamıştı. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Mecbur. Ben de hiç bu kadar sert davranmamıştım. Tutmuyor, tokat tutmuyor, fen tutmuyor. Allah'ım çıldıracağım şimdi, gerçekten çıldıracağım. Tokada yok, fens de gitmiş. Ah. Pardon. Gitti kafam. Oh. Saça bak. Zeynep, öne doğru. Saçı gördün mü? Islakken çektiğim bütün saçlar gelir. Saçında hiçbir şey yok. Elime geliyor ama. Islakken çektiğim bütün saçlar gelir. Az önce Gözde Hanım'ın saçı da geldi elime. Bildiğin, bak bildiğin esmiyor, bak bildiğin esmiyor Necati. Allah aşkına. Boyadı mı saçı? Yani... Koyulaştırdı bilerek ya. Vallahi boyanmamış gibi görünüyor. Yani fazla bir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Hiçbir yani değişiklik görünmüyor. Bir iki ton yaptı. Öyle söyleyeyim. Bir iki ton fark. Şimdi bir şey diyemem. Onun çalışması. Sadece yorumunu yaparım. Yani boşuna o kadar vakit harcadı. Bence de yani. Ne fön çektin be Necati? Ne çektin be Necati? Son çekişlerin olsun. Son iki dakika. Ayaklanıyorum yavaştan. Geçmiş olsun. Bir görmek istiyorum. Uğur tabii ki de hemen bitirdi. Biz çoktan bitirdik. Son bir dakika. Suat Bey. Efendim? Necati Bey bir günde kaç omre yapıyordu? 20-20. Şahit olmadan hiçbir şey hakkında yorum yapmanı tavsiye etmiyorum. Şahit olduğum durum hakkında konuşuyorum. O zaman yanlış oldum. Emine. 5. Allah. 4. 3. 2. 1. Bitti süre. Suat bize bir söz verdi. Sözümü tuttum. Sözünü tuttu. Suat'ın en büyük desteği. Kendisine bir destek videosu göndermek istedi. Burada, buyurun.
porselen makyaj yapacağız. Evet. Cilt makyajı yapacağız yani aslında baktığınız zaman. Gözlere çok yoğun bir şey uygulamayacağım. Şimdi saçım kırmızı olduğu gibi bir şey. Dudaklarımda kırmızı yapacağım. Kırmızının suyun zarafetine bırakalım kendimizi. Kırmızı dudak diyorsun. Aynen. Gözünde farklı bir çalışma istiyorum. Yani yapmak istiyorum. Bu da sürpriz olsun istiyorum sana. Sürpriz. Evet. Bak saçım zaten sürpriz oldu. Şimdi nasıl yapabilirsin? Ben problem değil. Bak hiç koyu makyaj denemedik mesela. Hı-hı. Hep açık renklerden. Tamam bugün. Bugün makyaj yapalım. Evet bugün ben de. Kırmızı ve siyahla şey yapalım hani. Gölge mi ne diyorsunuz ona? Ombre. Ombre. Tamam. Yani onu yapalım. Tamam. Ya saçlar kırmızı dudakta olmasa mesela. Ama porselen makyajla gözlerini zaten soft yapacağız. Yani. Yüzünü biraz daha öne çıkarmak isteyeceğiz. En azından dudağının bir yerinde porselen bir renk yapalım. Makyaj. Su bazlı ürünlerle yapılıyor. Daha kalıcı. Porselen bir görünüm. Yani asıl amacımız bizim. Yani protesto makyajı bugün cidden uygulayacak mısın? Ya, yarı protesto diyelim biz ona. Yarım. Çok değil. Sorularım var tabii ki de sana. Gel Gözde gel. Hoş geldin. Çok güzel görünüyorsun. Uzaktan da yakında da. Aa, gerçekten mi? Evet, senin yansımın olmasın? Hayır. Güzelliğin. Bir anda gözlerim ışıldı. Evet. Şimdi soracağım. Porselen makyajı gerçekten 25 dakikada nasıl yetiştirecekler? Yaparlar. Neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi diğerlerinde işte acaba hani trendler nasıl, yaratıcı nasıl bir şey yapabilirim diye düşünürler ama porselen makyaj onlardan en çok istenen makyaj ve en çok uyguladıkları makyaj. O yüzden bence korktular fakat kesinlikle çok rahat bir sürede yetiştireceklerini, bu süre içerisinde yetiştireceklerini düşünüyorum. Bunlar ne? Bunlar ne biliyor musun? Bunlar dudakları dolgun göstermek ve bakım yapmak için evinizde çok rahat bulabileceğiniz malzemeler. Sadece peeling hani ölü deriden kurtarmıyor. Masajla kan dolaşımı hızlandırdığı için dudaklara hacim veriyor, volüm veriyor. O yüzden pürüzsüz ruj uygulamasını ya da dudakların daha böyle canlı ve dolgun gözükmesini de sağlıyor. Bunu esmer şekerle de yapabilirsin. Esmer şeker beyaz şekere göre daha zor eriyor. Yani böyle hani birazcık daha peeling etkisi fazla. Dudakları çok basit. Şimdi bu normalde oda sıcaklığından daha sıcak bir ortamda olduğu için Hindistan cevizi eridi. Bir buzdolabına koyduğun an donacak zaten. Hindistan cevizi yağına şöyle bir boş bir kozmetik kutusuna koyabilirsin çok basit bir şekilde. Ya da bir kasenin içerisine. Bir kaşık koyuyoruz. Aynen öyle. Bir kaşık Hindistan cevizi yağı. Evet. Sonra? Sonra peeling etkisini gösterecek. Şekeri koyuyoruz. Biraz da bal ekliyoruz. İster ye, ister bol sür. Dudak, bol. Bal dudak. Bal dudak oldu. Değil mi? Yiyesim geldi. İştahıma hakim olup bunu alıyorum. Enerji, böyle güzelce enerji karıştırıyorum. Şimdi dudaklarımı uygulamayacağım ama elimin üzerinde hemen göstereceğim. Bunu böyle masaj yaparak, tabii şu an sıvı kıvamda dudaklarıma şöyle yediriyorum. Şimdi elinde de aynı şey. Bu arada sadece dudak için değil ki. Bunu mesela şu an bu hareketi yaparak elindeki ölü derileri de temizleyebilirsin. Biliyorsun eller çok önemli. Bunu böyle gün aşırı işte ihtiyacı göre haftada birkaç kere uyguladığında dudaklar çok daha pürüzsüz oluyor. Bence ruj sürmeden hep önce yaparsak bunu o ruj kuru kuru oluyor ya hani böyle dudakları şey yapıyor pütürlü pütürlü duruyor. O görüntü de tamamen ortadan kalkmış oluyor. Benim hissettiğim bayağı kadife bir his var şu evet an burada. Çırkı çığır ya. Öyle derler çırkın değil mi? Çığır. Hani çığırmak. Ama benim çığıracağım türkü belki Seda'ya hitaben olabilir. Çırkı çığır. Efendim ne oldu? Alev diyor ki bana türkü söyle diyor. Ben de diyorum ki söyleyeceğim türkü tam Seda'lık olabilir belki. Söyle bakalım. Ne diyorsun? Merak ettim. Bir söyle önce. Koy vereceğiz gideceğiz sizi. Koy vereceğiz gideceğiz sizi. Necati ile Seda artık gidin da sana. Necati ile Seda artık gidin de sana. Saçları makyajları bırakın da bizlere. Gibi bir şey mesela bu sana hitap ediyorsun. Ama ediyorsun. Ceyda ben şimdi makyajı size Ceyda bırakacağım da. Ceyda başladın yine. İçin kan ağlıyor. İçin kan mı ağlıyor? Evet. Gönlün seyirciler rahat olsun. Seyirciler makyaj göremeyecek. Ceyda gerçekten. Sen şarkı söyledikçe ben makyajı unutuyorum biliyor musun? Aklını alıyorum yani.
soğan cevizi yağı şimdi sıvı kıvamda ama şunu... Mesela siz çok iyi bilirsiniz uçuşan saçları yatıştırmak, kırık, sıcı parlatmak. Ama cesaret edemiyoruz bu kadar böyle hani direkt işlenmemiş, serumlaştırılmamış yağları denemekte aslında. Kuru yağ, Hindistan cevizi yağı kuru yağ olduğu onu için mutlaka deneyeceğim. Parlaklaştırıp sağlıklı bir görüntü yapıyor ağanızda. Ama saçınız pembe oldu. Biz yağı bol kullanmış. Allah. Ombre oldu. Gerçek ombre bakayım. Yani bir ipucu daha keşfettik şu anda. Evet, hoş oldu. Saça pembelik vermek için. Saç rimenleri vardı ya. İstersene. Saç rüzgarı. Devam edeyim mi? Tabii tabii sürelim. Aynen öyle. Pembe yapayım sana. Bir ombre de buradan. Tabii. Çünkü üzerinde mor var. Dur yanağına denk gelmesi. Şeyler var ya renkli waxla. Wax mı? Wax mı deniyor onlara hocam? Renkli waxların bundan bir farkı yok. Aslında. Doğal wax. Ben özelmişim bu kuaförlük işine. Renk verdi mi? Evet. Ya çok heyecanlı. Ombre yapıyorum. Adnan Hoca. Sürüyor da sürüyor. Hoşuna gitti gözlerim. Kuşlara daha çok sürüyor. Bu renk size çok yakışacak. Daha önce komple yapmıştım var eminim. Sana güveniyorum. Aa. Bu birazcık daha tabii şimdi taranınca. Aa ne kadar güzel oldu. Evet hoş bir ombre oldu. Hiç aklıma gelmezdi rujdan. Rujla ombre yapacağımız. Ombre yapmak. Sürenize bakıyorum ve 8 dakikanın kaldığını görüyorum. Son 8 dakika. Haftanın finaline giden yolda... ...porselen makyajlarınızın bitmesi için... ...son... 7 dakikanız. 7 oldu. Parmaklar hızlı çalışıyor şu anda. Evet, çok az vaktimiz kaldı. Ve jürimiz Sebile Örmez. Porselen makyajları yakından inceliyor. Senin orada hep biraz fazla kalma ihtiyacı sanırım. Çünkü böyle bakışlarınla beni gidiyorsun. Gözümden bir şey kapmaya çalışıyor gibi. Anlamaya çalışıyorum ama ermiyorsunuz diyor. Böyle siyahın tonları grili marili böyle şey gölge gibi bu yok, gölge çok yapmayacağım. Bu bakış olmuyor. Bu dudağını çok patlattım. Göze giremem. Eyeliner çekeceğim. Son 5 dakika. Sevil Hanım, her yüze porselen makyaj olur. Şöyle, olur tabii ki. Ama mesela ben de sizin daha önce söylediğiniz gibi biraz daha böyle genç ciltler daha iyi tolere ediyor. Çünkü çok yoğun kapatıcılıklar, çok yoğun pudra uygulamaları kullanıldığı için yaşı birazcık daha yüksek olanlarda zaten biliyorsunuz yaşlanmaya bağlı olarak nem kayboluyor. Ciltleri çok solgun ve yorgun gözükebiliyor. Yani aslında daha... gençlere uygulanabilen bir şey. Daha cildinde pürüz olanlara, problem olanlara kullanılması gereken bir şey. Eskiden çok daha tercih ediliyordu. Hadi benim ilk haftam diye, final günü diye size 5 dakika daha hediye ediyorum. Ay, çok süper, teşekkür gözlerim. Ederiz. Çok teşekkürler. Gönlümden geçti. Gönlünüz güzel. Teşekkür ediyoruz. Kızlar, çiçek kimin? Ay evet, aa. Evet gerçekten. Bence çiçek Necati'nin. Kuzu Erdoğan bence mı? Kesinlikle Emin Hanım. Bugün Sultan Hanım falan dedi ya belki ona gelmiştir. Ona Emile'ye gelmiş olabilir. Kraliçe ya. Bize gelecek değil o varken. Kabul ediyor musun Dilek? Kraliçe olduğunu. Kraliçeliğini mi? Evet. Yeter ki gitsin.
10 bin liralık büyük ödüle dakikalar kaldı. Hadi bakalım. Bak 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 Dile'ye bak bak. Modeline hale sokmuş bak. Yavuz. Bak kızın kafasını koparacak şimdi. Son 2 dakikanın içindeyiz. Az kaldı. Şöyle uzaklaşın. Bir yüzlere bakın ne durumda diye. Saçla uyumu nasıl? Bütünde nasıl duruyor? Son rötuşlar. Saçlara dikkat edin. Saçlarda toka kalmasın. Orada görüyorum. Üzülürsün sonra. Final haftası. Emine de oraya bir çubuklar bir şeyler yerleştirmişti senin içini kolaylaştırmak için. Bu arada Emine'ye teşekkür ediyorum beni düşündüğü için. Ben düşünmedim, sormadım. Sen mi düşündün? Evet, fikrim yok. Son 1 dakikanın içindeyiz. Son saymaya başlıyoruz. 10 bin liralık büyük ödül için son saniyeler. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti süre. 10 bin liralık ödülü kazanan takımı açıklamaya çok az kaldı. Değişik hissediyorum şu an aslında. Sedacığım bu ne protesto makyajı? ben farklı renk istediler benden. Farklı renk kullandım. Allah'ım bu ne? Bu ne ya? Buradan böyle geliyor, buradan böyle gidiyor. Böyle böyle. Bu nasıl bir şey ya? Kadının kafası buradan böyle geliyor, buradan aşağı iniyor. Teessüf ederim. Gerçekten bu mudur yani? Önlerine hiç böyle bir şey yaşamadım ben burada. İki haftadır. Önlerine diyebilirdin. Sen bana konuşamazsın. Niye ki. Yok sıcaklığı biliyor musun bilmem ne falan filan. Bilmiyorsun ki böyle olmuş. Emin olun şunları gördükten sonra buna takılacak insan varsa da kusur arıyordur. Bana bakarak konuşma oraya bak. Sen yok diyorsun. Bana bakarak sen sordun musun? Sen soruyorsun ya. Okey. Bana soruyorsan cevabını alırsın. Bu kadar okay. Basit. Okey. Kesiyoruz. Yapıyorum, kestik. Siz çok final yaşadınız ama benim ilk finalim. 10 bin liralık ödülü kazanan takımı açıklamaya çok az kaldı. Ombreler yapıldı, porselen makyajlar bitti, jürimiz inceledi. Kazanan takım kim olacak? Hangi takım aramızdan ayrılacak? Aa, bir şey unuttuk. Böyle heyecanlar yapacağım size. Çiçek kimi? Heyecanla bekliyoruz biz de. Bana olmadı kesin. Adnan Bey'in makasları, çiçek, 10 bin liralık ödül. Bu hafta çok şanslısınız. Hiçbir ülke değil. Bizim şansımıza. Sana kırmızı çok yakışıyor. Gel bakalım buraya çiçek sana. Kimden hiç kimse bilemedi. Candan mı geldi? Evet bir can yazıyor. New York'tan geliyor çiçek. Yok canım. Can. Okudum açıkladım kusura bakma. Ben bana geldiğini düşündüğüm için. Önce can, çiçeklerini al. Teşekkür ederim. Gerçekten mi? Bildin evet. Mi? Böyle bir şey yok ya. Ne yazıyor? Oku istersen. Ben okudum çünkü artık. Sanatımdaki bütün renkler sensin. Can New York'tan göndermiş. Sanatımdaki bütün renkler sensin. Barış Can, imzalamak istiyor sanki. Başka bir şey yazmıyor Seda. Yok efendim? Başka bir şey yazmıyor. Final gününde olağanüstü bir jest bence. Bence keyfini çok hoşuma çıkar. Gitti. Teşekkür ederim. Can'a bak sen ya centilmenmiş tamam, diyor. Bir de bana diyordun. Ya sana değilmiş Necati'nin abi. Sizin o masada bir şey var herhalde ya sana geliyor ya da. Final heyecanı başladı. Modelleri görmeye hazırsak ilk masamızın Necati ve Seda'nın modeli Zeynep. Bir çağırın bakalım. Zeynep gelsin. Zeynep gelsin. Kapansın.
Açmaya korkuyorum. Açmaya... Nasıl geldim, nasıl gidiyorum diyor musun? Diyorum, evet. Nasıl buldun? Aslında çok bir değişiklik yok. Arkadan bakıldığında tonlar bir iki ton açılmış gibi gördüm ama önlerde fazla bir ton açılmış. Sonra arkaya göre. Bırakırsan şuradaki güzel rengi de seyircimiz daha iyi görür. Sanki... İyi hissediyor musun? Yani değişik hissediyorum şu an aslında. Ben Esmer'im. Saçım siyah. Bu attıkları aralardaki kahve... Tam oturtturamadım rengi şu an içimde. Zaten makyajı hiç diyecek sözüm yok. Protesto makyajı yaptık biz bugün Seda'yla. Tam bir şirinler olduğunu düşünüyorum. Yine de şirinim çizdi. Yakıştırmadın mı ombreyi kendine bu tonda? Yani değişik buldum. Normalde hiç yaptırmayacağım bir renk. Yani çünkü ben tenime daha koyu bu benim. Bu renk. Ama kullanırım. İlk gün nasıl geldin? Görelim mi? Görelim. Görelim. Ne düşünüyorsunuz sonuçla ilgili? Ben yaptığım çalışmayı beğendim. Saçında zaten siyah var. Saçı açılmadığı için mecburen koyu yapmak zorundaydım. Eğer biraz daha açığa gitseydim saçı yıpranacaktı, kötü bir hale alacaktı. Ve yaptığım renklerin de ten rengine çok uyduğunu düşünüyorum. Kahverengi toprak renkleri güzel oldu yani. Yüzün yumuşattığını düşünüyorum. Yüz ifadesi yumuşadı, enerjisi yükseldi bana göre. Beğendim ben çalışmayı. Ya yani az çalıştım zaten, yoğun çalışmadım. Doğal bir geçiş sağladım, yoğun çalışmadım. Ve onun aksine düz söndürdüm saçı. Kesinlikle saçta bir iz veya bir krepe izi, geçiş izi bulamaz hiç kimse. Düz söndürdüm o yüzden. Son gün böyle bir şey yapmak istedim. Ben beğendim çalışmayı. Sedacığım bu ne protesto makyajı? Ben farklı renk istediler benden. Farklı renk kullandım. Eğer saçları siyah olsaydı bu makyajı bence kaldırırdı. Ama şu anki saç rengine uyduğunu çok düşünmediğim için... Aslında bir protesto etmek istedim. Bu şekilde çalıştım. Saçı mı protesto ettin? Hayır, arkadaşlarıma protesto ettim. Aynı makyaj yapıyorlar diye. Bugün böyle yaptım. Zeynep... Gözlerini kapatırsan görürüz. Yani seni üzmek istemezdim ama... Sen de istemedin böyle bir şey ama ben protesto yapmak istedim. Sen de bana uyum sağladın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rakip takımlar ne düşünüyor acaba son haliyle ilgili? Hep aynı renkleri görüyorduk. Bugün... Mavi görüyoruz. Güzel protesto. Gerçekten görünüyor artık. Ya ben başlayayım. Çok fazla bir şey yok aslında. Uğraş yok yani ama teni çok koyu olmuş. Vücuduna göre bayağı bir koyu olmuş. Burada mı protesto? Hayır, cildinde bir şey yok. Cildine konsepte uygun çalıştım. Yani kontür daha keskin yapabilirdin. Eyeliner... Ya çok eksik var makyajda. Eyeliner yok zaten. Gözde... Eyeliner hemen... diyorum pardon. Maskara. Maskarayı daha... Peki mavi modele yakıştırdınız mı? Hayır. Doğru bir tercih olmuş mu sizce? Koyu bir mavi yapsa efsane olurdu ama zaten elbiseye uymuyor. Biraz daha yumuşayabilirdi yukarıya doğru. Ya gözünü kapattığı zaman çok... Özellikle öyle yaptım. Benim protesto makyajı diyorum sana zaten. Ya işte hani yorumlamak gerekirse işte bu şekilde yani. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun saçla ilgili Emine? Kış kadını değil mi? Tam bir kış kadını olmuş. Niye mavi yapmadın? Gözler mavi, saçları niye mavi yapmadın? Nasıl yani? Önce mavi yapsaydı. Saç açıcı da sarı yapardım zaten. Niye mavi yapayım? Tamam işte mavi değişiklik olsun diye dedim. Gözler mavi yap, protesto yapsaydın sen de. Emine Hanım, makyaj sonradan oldu. Ben protesto yapmadım. Şaka yapıyorum sadece. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gerçekten beğendim. Ancak ederim. Bu olurdu. Bu saça çünkü bayağı koyu bir renk. Eline sağlık. Güzel olmuş. Beğendim. Gerçekten beğendim. Hadi ya. Emeğine sağlık. Dilekçim, protesto hayırlı makyajı hakkında ne düşünüyorsun? Gerçek bir protesto İlk defa farklı bir makyaj yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Makyajın ayrıntılarına girmek pek istemiyorum. Keşke öyle yapacağına yani hiçbir far sürmeyip hiç uğraşmayıp yani bir likit çekip gözü aydınlatıp bir kirpik taksaydın, cilde çalışsaydın. Benim işim bu. Uğraşmak kötü bir kelime. Yani boşa uğraşmışsın o zaman. Zaten yani... konseptimiz porselen makyaj. Gözler Hı-hı. çok... Da ben çok fazla alamıyorum o porselen bir görüntüyü. Ne bileyim.
Porselen ben de aynı şekilde savunuyorum. Porselen bir görünümdür. Benzetme. Bence görünüm. Evet, porselen görünümlü makyaj diyebiliriz. Çünkü bu çok eskiden beri oturmuş durumda değil mi Sebile'cim? Evet evet aynen. Porselen görünümlü makyaj. Birçok artist çok aynı yaygın konuyu tartışıyor. Aslında burada pürüzsüz ten makyajı daha çok denmek istenen şey. Katılıyorum. Teşekkür ederiz. Uğur ne diyorsun? Ombre yakışmış mı modelimize? Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Lakin Seda protesto etmiş ama herhalde Necati de protesto mu yaptın anlamadım. Yok istediğimi yaptım. Öne yaptığın rengi arkalarına niye vermedin? Nasıl? Öndeki olan renk arkalarda niye yok? Arkalarda var ama yoğun değil. Ön tarafları yoğun çalışıyor. Çok paket attın. O zaman yoğun krep attın. Aynen. Ya biraz daha görsek daha güzel olurdu. Çünkü hiç yok gibi olmuş. Ya ben böyle yorumladım. Kesimi düzeltebilirdin. Dikkate alabilirdin bunu. Ne diyelim yani çok bir şey yok. Yani iki saatte ben o kadar çok şey yaptım. Senden de bir şeyler beklerdim. Ama hani senin gibi bir sanatkar dediğimiz bir kardeşimiz bu çalışma senin çalışmaların arasında biraz basit kalmış. Senin fikrin sadece. Ama en nihayetinde tabii bir emek var. Teşekkürler kardeşim. Eline sağlık. Ceyda'cığım porselen gibi bir makyaj olmuş diyor musun? Şimdi Seda'yı ben herkes gibi tabii ki diyeceğim ki değişik bir makyaj yaptığın için teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ben dudakları... Bu değişik makyaj mı yoksa sadece... Renk değiştirdi. En azından renk değiştirdi. Yok renk değiştirdiği için. Hı. Gözleri farklı bir şey denediği için bu riski göze aldığı için. Ben dudakları çok ince buldum. Geçen gün de sanırım biraz daha ince olmuştu geçen aslında günlerde. Aslında daha kalın. Nasıl? Daha kalın dudaklarım. Evet yani şu an çok ince. Sanki daha da böyle küçültülmüş gibi. Özellikle mi yaptım bilmiyorum. Hani protesto makyajı olduğu için göz ve dudağı kayla almamam mı gerekiyor? Renklerini de uydurmadım zaten. Ten makyajına gelince de ten makyajı çok pürüzsüz olmasa da bence güzel porselen makyaj denecek kadar var. Peki Suat? Öncelikle eline kola sağlık. Teşekkür. Yani dediğin şekilde saç siyahtı zaten. Fazla açamadın. Aynen. Yani gördüm zaten. Yani fazla konuşulacak bir şey yok. Sadece öndeki rengi ben arkada beklerdim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kaçırdığınız bir nokta var. Hanımefendinin saçı siyah ama öndeki parçalarda tam boya yok. Onu yakalayabiliyoruz. Konuşmuştuk. Boya, ama boya, hani biraz arkalar da olur. Boya olmadığı için, önleri 7 bazında açıldığı için arkaları 5-3 bazında açıldı. Tamam. Onu volümle mesela önlerde biliyorsun zaten. Kestin zaten saçı doğru mu? Farzı misal önleri 20 çalışıp arkalara 35 çalışsaydın açılabilirdi belki. Ben ya arkaya sürekli... 40 çalıştım. Hepsini. Aynen. 20 ile açılır mı o saç bu kadar? Önde boya yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkaya... Doğal saç 20 ile açılır. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Açılır doğal saç yine boya açılır. Yok. Kaçta doğal çalışıyorsun ilacı? Doğal saç. Ya, saç açtığında? Aynı şeyleri konuşmayalım da. Ben onunla tamam konuşuyorum. Ha, arkadaşlar şey yorum yapıyoruz. Ben yorumu bitireyim ondan sonra cevap verirsin. Tabii. Benim tercihim ben öyle yapabilirdim. Yani boya yok olduğu için önde o kısma 20 çalışıp arkaya yoğun çalışsaydım belki daha açık ton gidebilirdi. Bu da bir tekniktir. Doğru mu? Var. Ben 40'la gittim zaten. Ona rağmen bu kadar açıldı. Ve zaten biraz daha gitseydi saç esniyordu. Yani eline koluna sağlık. Yorumlar için teşekkür ederiz. Artık puanları yazabilirsiniz. Makyajda protesto olduğu için ama en azından teni biraz yapmış. Saçta da ufak tefek hatalar var. Yani saçı beğendim. 2 ver. 3 ver. Saçı beğendim 2. Yani. 2. Yazdınız. Peki. Adnan Bey. Ne düşünüyorsunuz ombre ile ilgili? Necati bugün söylediği her şeyi saça uygulamaya çalıştı. Baby Light'ın ne olduğunu anlatmaya çalıştı ve uyguladı. Doğru ki hani bebek sarısı dediğimiz bir sarı değil ama o ben Baby Light Touch yani o bebek renklerinin dokunuşu gibi algılanması istiyorum. Ön tarafta onu çok iyi verdi. Arka bölümdeki renkleri biraz daha fazla görmeyi isterdim. Açık söyleyeyim. Biraz öner misin? Renklendirme biraz az oldu diye düşünüyorum. Daha belirgin olabilirdi özellikle uç kısımlarda. Eminim ki krepe tekniğiyle onu sağlayabilirdin. Bunu böyle tercih ettiğini düşünüyorum. Geçişler çok yumuşak oldu. Hiç enine veya dikine
bir çizgi görmedik. Tamamen böyle sunkiss dediğimiz güneş öpücüğü havasında oldu. Teknikleri çok düzgün uyguladığını düşünüyorum. Bir tek hani biz cila deriz ya, cila kısmında ön kısmındaki bölümde biraz daha bekleme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada bir şey ekleyebilir miyim? Ön taraftaki blok kısmı her zaman için patlaması için arkadan bir ton açık olur. Açık tutmaktan bahsetmiyorum. Roze bir renk kullandın. Aynen, patlaması modelinin için modelinin saçı rengine çünkü yıpranmaya da müsaitti. Zorlasaydın yıpranacaktı. Onu da bahsettin. Tam böyle kıvamında bıraktın ve çok doğru bir tonlama seçtin. Rose tonları ki bu sene çok moda. Aynen. Çok moda. Söylemek istediğim o parlaklığı vereyim derken ön taraftaki rozluğu saça veremedin. Orada biraz sıcaklık kaldı. O benim dikkatimi çekti. Güzel bir çalışma oldu. Finale yakışır bir çalışma oldu. Ben 4'le değerlendiriyorum. Eline sağlık. Teşekkürler. Sebilecim, porselen gibi bir görüntü olarak porselen makyaj etkisini verdi mi? Verdi. Yeni bir şey kullandığın için çok teşekkür ediyorum. Keşke başından beri böyle renklere gidiyor olsaydın. O zaman seni birazcık daha farklı renk kullan derken yine birazcık daha farklı ürünlerde sür, işte başka bir şeyle sür, glitter sür, bir şey yap falan teşvik edebilirdim. Alta kirpik takmayayım mı? Yeni yaratıcı bir şeyler olsun diye. Yaratıcılık yok. Güzel bir görüntü var. Yaratıcılık yok. Protesto et sen bundan sonra her şeyi bence. Çünkü en doğrusunu, en güzelini buluyorsun. Mavi onun rengi. Kesinlikle kış kadını. Soğuk rengi inanılmaz taşıyor. Pembeler falan öldürüyordu. Bu en güzel renk oldu. Gözlerimden ışık çıkardınız bugün. 4 puan. Final günü için çok iyi bir puan. Ne dersiniz? Güzel, evet. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Seni heyecanlı bekleyiş için uğurluyoruz. Jürilerden bugün iyi bir puan aldık. Hak ettiğimiz bir puandı. Yani Seda güzel makyaj yaptı. Ben de yaptığım saçı iyi buldum. Güzel bir puan aldık. Hak ettiğimiz bir puan. Suat ve Ceyda'nın modeli Alev geliyor. Çok değişik. Değişik biri olmuşum, güzel olmuş. Evet. Sevdin mi peki bu değişikliği? Evet, değişik olmuş. Evet. Yani kırmızı hiç düşünmemiştim ama güzel olmuş. Tonunu beğendin mi? Beğendim. Geçişleri beğendin mi? Güzel olmuş. Yüzüne yakıştırdın mı? Yakıştırdım. Makyajını eşinin beğendim. Seveceğini düşünüyor musun? %100. Bu çok iyi. Ben beğendiğime göre eşim de beğenmiş. Siz memnun musunuz? Hani ben yaptığım saçtan çok memnunum. Siyah bir saçı açtık. Yıpratmadan açtık. Kesinlikle yani bir gram bile genişleme yok saçta, esneme yok. Yani memnunum yaptığım saçtan. Renkten de çok memnunum. Gayet güzel oldu. Bakalım rakipler neler düşünüyor? Buyurun. Necati. Eline sağlık. Dokunma şansım var. Uzaktan. Dokun dokun. Şaka yapıyorum. Bir dönebilir misin? Saçı niye dalgalı yaptığım belli sanırım. Paket atarken görmüştüm zaten. Fırça tekniği, sürüş tekniğin çok yanlış. Çok düz sürmüşsün. Tamamen buralar parça parça iz duruyor. Onun dışında bana dönebilir misin bana doğru? Hanımefendi saçı geriye doğru toplandığında sadece siyah bir görüntü görecek. Ama sen bu saçın buralarına yüzüne düşerek yerlere kılcal paketler atsaydın en azından daha yumuşak bir ifade olabilirdi diye düşünüyorum. Eline sağlık.
Peki. Uğur ne düşünüyorsun? Dilek ne düşünüyorsun? Necati'nin dediği gibi kırmızı yapman harika bir başarı. İyi olmuş. Modelini ikna edebilmişsin. Tam kırmızı değil de gün batımı tarzında. Gün batımı mı oluyor? Benim gün batımını izlemeye vaktim yok abi. Ben bilmiyorum öyle. Arada izlemek lazım. İnsana huzur veriyor ya. Öyle de çok ihtiyacım var. Genele bakıldığında iyi. Hanımefendinin ekranda bir önceki geldiğini gördüğümüzde çok ciddi bir değişime uğradığını görüyoruz. Yani aralarda kırmızı olduğunu görüyoruz. Gün batımı. Saç mavi siyah mı siyah mı? Mavi siyah. Mavi siyah. Mavi siyah bu tona getirmek de bir başarıdır. Yıpratmadan dile getirdin. Çalışırken de izledim, paket değiştirdin. Yıkama setinde saçla bir kavga ettim falan. İyi duruyor, güzel duruyor. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Dilek? Ben de cildi beğendim ama kirpik takmadın herhalde değil mi? Taktım. Taktın mı? Yoğun durmuyor o zaman. Kaşlarda gene aynı hatayı sen de görüyorsun zaten. Ya alt bölümünü doldurmanı biraz daha yüzü yumuşatmanı isterdim. Bir de biraz daha yani göz de soluk kalmış, dudak da soluk kalmış. Biraz daha şey isterdim yani canlı olsun, yaratıcı olmanı. Farklı bir şey isterdim ya. Pelin'cim saç ve makyaj uyumu konusunda ne düşünüyorsun? Yani saç makyaj evet uyumuş ama bu porselen yüz değil. Çok parlama var aşırı derecede. Çenede, alında. Daha kapatıcı demeyeyim de biraz daha pudra destek yapabilirdin. Kontür yapmışsın. Bir sıcaklık vermişsin oraya ama çok üstten vermişsin, yanlış yerden vermişsin. O çizgi gibi belli oluyor. Yüz de bembeyaz zaten. Onu neden yaptın zaten biliyor musun? Sağ tarafta. Neden yaptın biliyor musun? Hep böyle kontür uygulaması ya da allığı biraz aşağı yaptığım zaman 4 gündür herkes aynı şeyi söyledi. Allığın çok aşağıda, allığın çok yanakta. Hadi bugün de yukarıda yapayım bakayım nasıl bir yorum gelecek. Ya allığın beraber, bu şekil doğru sürmek zaten inşallah. Bana biraz yanlış geliyor. Direkt sağ tarafta gözüküyor zaten. Ekranda da gözükür. Direkt çizgi gibi duruyor. Bir dönebilir misiniz sağına? Senin neden nazarın yaşardı az önce? Hiç bilmiyorum. Ya kirpikten mi acaba hiç bilmiyorum. Makyaj kaynaklı. Evet. Şu an hala yaşarıyor. Ya çok soft buldum. Bir yerini patlatabilirdin. Ben tek yani konsepte uyduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı aldığımıza göre puanları yazabilirsiniz. Bir. Bir mi veriyor? Tamam, sen ne bulmuşsun? Üç. Neymiş? Hı hı. Ya ben adaletle oynamak istiyorum Seda. Ben de öyle. Ben adaletliyim zaten. Ben adaletli puan vereceğim. Hiç kimsenin hakkını yemeyeceğim. Puanı yazdıysanız Sebil'cim porselen görünümlü makyajla ilgili görüşünü alalım. Bir kere yine güzel bir kadın görüyorum. Porselen makyaj görmüyorum. Şimdi terledi vesaire gözü sulandı dediniz de ben onu hemen ilk aldığım notta vardı o zaten. Yani yüzde parlama, ıslak görünüm vardı. Kontrollü bir parlama normalde olur bu makyajlarda. İyice pudrayla güzelce sabitledikten sonra porselen makyajda olay şu. Öyle bir pudra ve baking yapacaksın güzelce ki o suya üzerine yüzüne fırlattığında dahi bozulmaması gerekiyor. Yine highlighter kullanarak kontrollü bir parlama gereken yerlere kullanabilirdin. Bir gelmek istiyorum oraya. Şu şeyde çok allık mevzusunda bir ben de çok emin olamadım. Oradan bir şey gördüm doğru mu diye. Şimdi evet doğru görmüşüm. Şunu göstermek istiyorum. Sana göstermek istiyorum bu taraftan. Aynen öyle. Eğer şimdi aslında elmacık kemiğinin yönü bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi sen bu tarafa doğru sürdün allığı. Eğer buraya kontür sürseydin onun üzerine üçgen bir şekilde sürüp allığı buraya sürseydin çok doğru olacaktı o. Ama direkt buradan allığı kestiğin için onu işte hem yanlış yerde yaptım. Hem de dağılmamış evet. Gibi duruyor. Yüzünü güzel toplamış yukarı çekmiş ama havada kalmış, boş kalmış. Onu bir kontrol etmek istemiştim kusura bakmayın. Yok çok. Yerime geri dönüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne kusura bakmasın. Teşekkür ederiz. Bu kadar yani çok yine makyaj güzel gözüküyor sadece bir iki ufak
Burada bir kızım var, onu bir sileyim. Burada gösterecektim. Bunu hallettik. Şimdi hemen oylamaya geliyorum. Ama çok yani başından itibaren güzel bir gelişme var. Şeylerde en azından çeşitlilikte. Şimdi ufak tefek hatalar hep oluyor. Ama söylenileni hep anladın ve daha iyisini yapmaya çalıştın. Fakat porselen makyaj yok. Çok istedim ben yüksekten gitmeyi bugün ama porselen yok. Teşekkür ediyorum. Olsun. Ve Sebile Ölmez'in puanı 3. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cildindeki kusurları görüyorum, altını görüyorum, damarları görüyorum, her şeyi görüyorum. O yüzden 3. Adnan Bey, bu ombre ile ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Evet, güzel bir renk çalışması oldu. Doğru bir renk uygulaması oldu. Çünkü hep söylediğimiz gibi bir kış kadını, hatta pamuk prenses dediğimiz beyaz ten, koyu renk saç. Tabii ki siyah, hatta mavi siyah boya vardı. Onun üzerine yapılan çalışma gerçekten kimyasal tecrübe, kimyasallarla çalışma tecrübesi, dikkat ve uzmanlık isteyen bir şeydi. Bu saçı buraya kadar açabildiğin için, temiz ve sağlıklı açabildiğin için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Temel renkten daha açık renk olunca balyajın rengi, ombrenin rengi hacim katar. O yüzden de doğru yerde kullanmak lazım. Önde kullanınca, bu yüz için söylüyorum sadece, tepede kullanınca alın üstünde yüzü uzatır. Ama yanda iyi ki kullanmadın. Yanda iyi ki kullanmadın. Evet, saça bakınca yumuşatırdı topladığı zaman ama yandan yüzünü genişletirdi. Onu yapmadın. Ama keşke biraz önlere o Necati'nin vurguladığı baby light'lardan yapsaydın. Saçı çok dalgalı şekillendirmeni çok sevmedim. Çünkü bu tip geçişli boyamalar hafif dalgalarda kendini çok iyi gösteriyor. Çünkü biraz sanki böyle bir hata vardı, hatayı gizlemeye çalışmışsın gibi. Uçlardaki yoğunluk. Ombreden ziyade krepe balyaj havasını veriyor. Güzel bir çalışma, çok yakıştı, doğru renkler ama ombre değil krepe balyaj oldu. O nüansı görmek isterdim. Hemen puanlamamı yapıyorum. Evet, Adnan Bey'in puanı 3. Çok teşekkür ediyoruz. Belki bir tık daha yüksek puan olabilirdi. Yani saçın zorluğuna göre yine de saygı duyuyorum. Alev'i uğurlarken bizim ufak başka bir merhabamız olacak. Sizin saçlarla başlarla uğraşırken biz burada çok özel bir an yaşadık. Suat bize bir söz verdi. Sözümü tuttum. Sözünü tuttu. Kızımla görüştüm. Sen bahsetmek ister misin? Yani telefonla görüştüm zaten. Sürekli git gel yapamıyorum. Şu an o da annesinin yanında. İstanbul dışında. Telefonla görüştüm. Yakında da yüzle görüşeceğiz zaten. Suat'ın en büyük desteği. Kendisine bir destek videosu göndermek istedi. Bakalım. Burada, buyurun. Bacım, seni çok seviyorum. Sen çok iyi bir kuaförsün. İyi başarılar. Kızınla daha uzun, daha bol, daha sağlıklı. Bu resim... Mutlu vakitlerin, zamanların olsun. Yani bir önceki resim benim hayatımın geçsin. Bir özeti. Efendim? Bir önceki resim benim hayatımın bir özeti. Bundan bir önceki. Yani bu benim hayatımın özeti. Ne mutlu sana. Bu anı, bu hissi baba kız ömrünüz boyunca kaybetmemeniz dileğiyle. Size şans getirsin. Getirse de getirmese de bundan önemli hiçbir şey yok hayatta. Her zaman yan yana olmanızı diliyoruz. Allah sana bağışlasın kardeşim. Amin cümlemize. Bahtı güzel olsun. Finaldeyiz. Keyifli bir an yaşadın. Kızın sana destek veriyor. Her zaman baba yanındayım diyor. Biz de keyifle devam ediyoruz. Ona buradan büyük el sallıyoruz. Öpücükler gönderiyoruz. Emine ve Pelin'in modeli Merve gelsin.
ayna kapansın. Ya tepkisiz kaldım ilk defa. Saç. Önden. Önden şeyler var ya. Arkadan hepsi eşit tonlarda gibi duruyor. Gözüm öyle görünüyor. Ama önden sanki şurası biraz koyu kalmış, şurası biraz açılmış gibi. Şu kısım. Renkte bir farklılık var. Eyeliner'a bakıyorum. Eyeliner'lar. Şurada kuyruk. Aynen, kuyruklar bir eşit değil. Bu sefer inceliyorum makyajı, detaylı inceliyorum. Bir de dudakta istediğim olmamış, teessüf ederim. Gerçekten bu mudur yani? Ne için olmamış? Hani ben o siyahlık dedim, o şey karışsın dedim, ay, kırmızılık. Çok bildiğin kırmızı olmuş bu. Ben böyle istememiştim. Hadi artık vedalaş Aynay'la. Gel biraz da biz görelim seni. Ben kendimi gördüm. Biraz sonra konuşacak benimle. Onu hazırlan. Ben kendimi gördüm. Ne gördün? Ben bu makyajda yani gözlerim tabii ki de yine mükemmel ama... Önce makyaj dikkatini çekti. Yani saçın boyandı, sen hala önce makyajlısın. Evet, çünkü saçım zaten ya ben hani sarıydı, geldiğimde de sarıydı saçım. Evet. Şu anda da sarı. Pek yani farklı. Yani makyajı çıkarabilirsin ama saçı kullanmaya devam edeceksin. E aynı. Değişen pek bir şey yok yani. Geldiğim aynı mı geldi gün, sana? Aynı. Geldiğim günkü boya. Gerçekten fark yok mu Merve? Saçımda öyle gözlüğümü çok bir şey vereyim mi? Yok. Daha iyi aydınlatıyor biliyor musun? Gözlüğümü... Saçımda çok bir fark görmüyorum. Tak bak. Saçında fark daha görmediğini, iyi. Çok fark görmediğini söyledi. Nasıl fark yok? Nasıl ya? Fark yok ya? Rengarenk. Evet, haklısınız. Gerçekten fark yok demeyeyim o zaman, şöyle diyeyim. Tonlarda tutmayanlar var. Ya Emine, bugün sana zaten orada da söylemiştim, hani insanları dinlemiyorsun ya, sert çıkıyorsun. Şu an bana da aynısını yapıyorsun, bence boşuna sert çıkıyorsun. Ben düşüncemi söyleyeyim, ben bugüne kadar beğendiğimi beğendim dedim, hepiniz de burada şahitsiniz. Şu an beğenmedim yani, yapacak bir şey yok. Ceyda'cığım ne diyorsun makyajla ilgili? Ellerine sağlık, ben makyajı beğendim, güzel olmuş. Çok fazla bir yorum yapmayacağım, güzel, başarılı yani. Suat, hemen yine geldim size ki biraz havamız değişsin, programa geri dönelim. Nasıl eline buldun saçı? Sağlık. Değişim var mı? Var. Ama yani renk farkı çok var saçta. Yani değişim var. Onun altını çizerim. Ama renk farkı çok var. Yani arkaya dönebilir misin? Arkadaki sarı öndekinden daha açık. Ben görmüyor muyum? Kör müyüm ben? Yani ben görüyorum onu. Neden olduğunu biliyor musun? Neden oldu? Önce platin hanımefendi gri istedi. Ona uyduk. Anlatabiliyor muyum? Gri istedi. Dedim yapayım. Ondan sonra baktım yani mümkün değil. Çünkü saçı açılmıyor. Oriel burada ışıktan patlama yaptı, şişme yaptı. Yani gerek duymadım. İşte ondan sonra da böyle yaptım. Çünkü vakit o kadar aslında kısıtlı ki ben çok attım. Ve yoğun bir saçı var zaten. Çok gür bir saçı var hanımefendinin. Ben bıraktım. Siz saç yaparken size bir uyarı yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Ne yapmıştın uyarı? Demiştim ya, ortam sıcaklığı önemli. Hani saçın belli yerleri şişebilir. Demiştim bunu zaten. Ben bunu 2 haftadır yaşıyorum burada zaten. Sen bana öğretme. Yani yaşadığın ben bunu halde biliyorum bu mu burada? Ama Haziran'dan dolayı bugün daha sıcaktı. Anlatabiliyor muyum? Geçtiğimiz haftalara nazaran bugünkü sıcaklık daha yüksekti. Önleri hiç böyle bir şey yaşamadım ben burada 2 haftada. Önleri diyebilirdin. Sen bana konuşamazsın. Niye ki yok sıcaklığı biliyor musun bilmem ne falan filan. Bilmiyorsun ki böyle olmuş. Bilmiyorsun sıcak olması olmuş. Gri için daha avantaj değil mi? Ya açabilirdi. Doğru mu? Pardon. Gri için bir avantaj mı? Çok rahat olurdu. Evet, çok rahat olurdu. Ama oriyel şiştiği zaman olmuyor canım. Yenisini hazırlasaydın. Tamam. Efendim? Yenisini hazırlasaydın. Ne yenisini hazır? Aynı şekilde şişiyor sıcaktan. Bunları senin gibi bakırı vurabilirdim, üstüne kapatırdım. Senin yaptığını yapardım. Rengi niye dengelemedin Cilay'la? Ben yorumu bitirebilir miyim Uğur Bey, bir saniye? Ya önce bir saygılı olalım. Ben saygılıyım, gayet ben saygılıyım. Ben sadece söylüyorum gördüğümü. Yorumu alalım lütfen. Ha. Önle arka farklı. Değişim var mı var, eline koluna sağlık. Bu kadar basit. Necati, yorumunu alabilir miyiz? Doğal saçta nasıl diplerde iz bıraktın çok merak ediyorum. Geçişlerde nasıl turunculuk bıraktın? Geçişlerinde neden turunculuk var? Geçişi değil, aşağısı da turuncu zaten. Geçişe takılma ya.
Yok, ne, kimle konuşuyorum ben? Arkanı dönebilir misin? Evet, seni dinliyorum. Geçişlerinde neden turunculuk var? Şu anda bilerek bıraktım. Yaptığın en büyük hata ne biliyor musun? Evet, paketlerini çok erken açtım, tamam mı? Yetişmiyordu çünkü. Paketlerin hepsini aynı anda yıkadın. Evet. Arkasını daha önce attığın için arkası açık açıldı. Önleri de dore kaldı çünkü arkasını daha sonra atmıştım. Paket ayarlama dengesini kontrol edemedim. Aynen öyle. Aynen öyle. Yaptığın ikinci en büyük hata, saça blok atmadın. Baby light dediğimiz olayı yapmadın ve şu an şapka gibi duruyor. Üst taraftan bir bütünlük yok. O güzel yüzünü yaptığın çalışmayla önlerden iki tane sarı yapsan çok güzel bir şekilde ortaya çıkarabilirdin. Bir değişim var ama teknik hata çok, elini sağlık. Sedacığım, yorumunu alabilir miyiz? Cilt çok güzel kapatılmış Pelin. Komple mat bir görüntü. Güzel duruyor yani allı, kontür de var. Yani güzel çok, yani senin allık sürüşünü ben beğeniyorum Pelin. Ya daha doğrusu genel anlamda burada senin makyajını beğeniyorum diğer arkadaşlara göre. Güzel duruyor. Hani gözde dudağa çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü porselen makyaj adı altında cilde yoğunlaşıyoruz. Ama gözü de dudağı da güzel duruyor. Yani genele bakıldığında güzel bir görüntü. Buyurun. Sizi bekliyoruz. Emin, eline sağlık. Lakin dünkü yorumları dikkate alıp senin yerinde olsam biraz keserdim saçı. Ondan sonra daha asimetrik bir paket atardım. Sen konuşursun ve, diye kesmedim. Dedim ki bu konuşsun. Ve, Uğur Bey konuşsun dedim. Hı. Ben kesmek istemedim çünkü devam etmedim. Tamam. Senin konuşmanı beklemek için. Tamam. Ama modelimizin gri istiyordu, sonra renk değiştirdi gibi açıklamalarınız hiç kabul edilemez. Gri burada çok daha rahat yapılır. Sıcak ortamı bahane edilemez. Sıcak ortamda hele ki yapılır. Hatta sıcak ortamda evet, gri çok büyük avantajdır. Nasıl bir gri yaptığına da bağlı bu. Anladın? Ferit gibi bir gri yaparsam yaparım. Evet, griyi gene atarsın. Kendinize... Ama içinde yeşerirse o, ben o griyi yapmak istemiyorum. Kendimi de rezil etmek istemiyorum. Kendinize ama... yakışan bir griyi yapmanızı önerirdim size. Evet, ben kendime yakışanı 2 saatte yapmam ama. Tamam? Niye? 2 saat çok iki az bir zaman değil. 2 saatte ben kendime yakışanı fön bilmem ne hepsi içinde yapmam. Gayet temiz bir gri alırsın. Ben niye yapıyorum ben onu anlamıyorum. Ya bir değişimi ortaya çıkartıyorum. Niye çıkartıyorum bilmiyorum. Hanımefendi, neyse, çok güzel bir... modelimiz. Lakin çok daha fazla iyi olamamış yani, maalesef ki üzülerek söylüyorum size. Ekranlarda hanımefendi izliyor ve görüyor. İşte rengarenk. Seyircilerimiz görüyor ne kadar değişim olduğunu. Rengarenk olduğu ortada. Yani biz sen burada şansen görüyoruz. Sen istediğin kadar konuş. Ben seni burada... izlemiyorum. Bir dakika. Görmüyorum. Bir dakika. Görünen köy kılavuz istemez. Bir dakika. Buradaki en güzel lafımız. Emine Hanım. Efendim. Ben burada buyurun. 2 saat boyunca işlem yapıyorsam. Sen sizin, ne işlem yapıyorsun ya? Geldin sizin, bakır, gittin bakır. Bakırı alıyorsun, üstünü açıyorsun. Gene boyayla kapatıyorsun. Siyahı alıyorsun, bakırla kapatıyorsun. Üstüne koyuyu vuruyorsun. Sen bak, bir kere Suat sarı kardeşim, yaptın mı burada? Bir saniye. Hep kapatıyorsun. Bir saniye. Boş konuşuyorsun. Bir saniye. Boş konuşuyorsun. Bak Suat. Sen omre yapmıyorsun. Bir saniye. Sen bayraç atıyorsun. Sen tarihi esersin. Bu kadar basit. Tarihi eser işler yapıyorsun. Ben 2 saat boyunca sana burada işlem yapıyorum. Senin... sahneye işlem çıkarıyorum. Ve senin bana yapacağın yoruma karşılık ben senin saçına ince ince narin narin yorum yapmaya çalışıyorum. Öyle mi? Sen inceden inceden değişik yorumlara giriyorsun. Ben anlıyorum seni. Elinize sağlık evet. Emine Hanım. Sen kaybedersiniz ince yorumlara eğer burada bugün sinirlenmeyin ya da haftaya. Sinirlenmeyin beyefendi, niye sinirleniyorsunuz kaybedersiniz ki? Kaybedersiniz eğer. Ay inanın, kaybedeyim çok umurumda değil. Değil. Çok sanatınızdan umurumda asla değil. Kaybetmezsin. Al sen kazan, tamam mı? Çok hak ediyorsun ya. Ye kendini sen de. Hak ettiğini zannediyorsun. Buyurun sadece. Dilek Hanım. Ya ben Pelin'e haksız, yani aslında kesinlikle yorum yapmak istemiyorum. Ama Pelin, sana haksızlık olacak. Güzel olmuş arkadaşım makyajın. Bir kusur da göremiyorum. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Puanı yazabilirsiniz. Ne diyorsun? Yani saç 0, puanı sadece makyaja ver bence 2'ye. Sadece makyaj için. Saç gerçekten fancı bana göre. Bence makyaj çok başarılı Necat. Harbi mi? Gerçekten. Saçlara bir değişim var. Değişim yani bence. Adaletli davranacağım. İlk defa bir rakam verdim ya. Yemin ediyorum ilk defa bir şeye bir karar verdim. Puanlar yazıldığına göre jüremizin yorumunu alabiliriz. Buyurun. Sebile Hanım, makyajı nasıl buldunuz? Porselen görünümlü bir makyaj görüyorum. Ufak ufak
zamanla yarışıldığı için çok fazla, yani toplamı puanıma yine genelde etki ediyor. Yine de bir gördüklerimi üstünden geçmek istiyorum. Kaşlarda sağ taraf birazcık daha keskin olmuş. Şu an saçın altında kaldığı için çok gözükmüyor. Orası biraz daha keskin olmuş çizim diğerine göre. Kaşın sol taraftaki başlangıcında hep bir şey var. Ya ince kalıyor ya tam oraya bir kaş çizgisi yapamıyorsun. Far çok belli oluyor. Onun dışında far dağılımı mükemmel olmuş. Yine eyeliner sol taraftaki bir tık yukarıda kalmış. Ama bu da yine dedim ya, özellikle eyeliner çok ciddi bir hata olmadığı sürece benim hiç şeyimi etkilemiyor puanım. Onu söylemek istiyorum. Puanım da gidip geldim. Konsepte uygun olduğu için puanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ön taraftan baktığım zaman kesimle birlikte muhteşem bir görüntü var. Yani çek fotoğrafını dergiye koy. O kadar beğendim. Ancak saçı döndürdüğümüzde, başımızı arka çevirdiğimizde arkadaki renklerle öndeki renklerin farklılığı beni biraz üzdü. Arkadaki renkler de doğru, öndeki renkler de doğru. Bunlar homojen yayılsaydı, birbirinin arasına karışsaydı güzel bir sombre olacaktı. Soğuk renkler, sıcak renkler, koyular birbirine karışmış. Çok muhteşem olacaktı. Baby light bekledim önde. Biraz şu diplere doğru gitseydi açıklık. Benim tam notumu alacaktın. Geçişleri çok beğendim. Ama arka ve önün tonlarından dolayı bir puan kırıyorum. Ve adam 4 olarak. Puanı 4. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Seni uğurluyoruz. Sebil Hanım'dan bugün 4 puan aldım. Kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve son modelimizi davet ediyoruz. Uğur ve Dilek'in modeli Tuğba geliyor. Ayna kapansın. Yine bir gülücük yerleşti yüzüne. Öyle durmasından belli zaten. Yine bir gülücük yerleşti yüzüne. Nedir bu gülücüğün sebebi? Saçımın rengi olabilir mi? Saçının rengi. Makyajın değil, saçının rengi. Daha oraya geçmedik şu an. Tamam. Beğendin mi? Saçım, bunun rengi okey. Saçının şuraya rengi okey. Şuraya bir... Aa, ne olmuş mu? Olmuş. Boya lekesi. Boya değil mi? Boya lekesi. Evet. Oraya sürdüm. Siliciyle müdahale edemedik maalesef. Yok, silici maalesef. Or görünce orayı make-up'la toparlamaya çalıştı Dilek ama maalesef ki orayı net kapatamadı. Öyle bir şey, sen nasıl atlayabilirsin? Hayır yani elimde olmayan bir şey galiba. Onu. Bir de zaten orada kısa saçları da var haliyle, evet. Oraya sürmem lazımdı. Yoksa orası sarı bebek kalacaktı. Bebek saçlarım var orada. Çerçevesinde boyadan kalan boya lekeleri vardı. O yüzden biraz daha yoğun kapatmayı tercih ettim. Çünkü boya silicimiz yok şu anda burada. Elimizde mevcut değil yani. O yüzden ben de kapatıcıyla kapatabildiğim kadar kapattım. Oradaki siyahlı koyun. Aynen. Anladım. Olsun. Rengi hiç önemli değil. Yıkanır çıkar o. Final gününde böyle bir hata yapılıyor. Ve sen yine de kuaförüm sensin diyorsun. Ya, emin olun şunları gördükten sonra buna takılacak insan varsa da kusur arıyordur. Vay. Teşekkür ederim. Peki, elinize sağlık. Ne düşünüyorsun Ceyda makyajla ilgili? Ben makyajı çok beğendim. Dediği gibi gerçekten çok yaratıcı olmuş. En azından hani soft bırakmamış. Tam makyajını da beğendim. Bence başarılı. Genel olarak ben beğendim. Suat, saçını nasıl buldun? Yani bu saçta bu saç arasında dağlar kadar fark var. Değişmedi demek bence ayıp bir şey. Yani bu saç bir kere bakırdan, zaten yoğun bir bakırdan bu tona geçti. Yani bilmiyorsan bu ton karamel bazında bir ton. Öğrenmiş olursun. Bakır değil yani, tam bakır değil bu.
karamel bazında. Karamelde ne var söyler misin bana? İçinde bakır var ama ne tam var, bakır ne, değil. Ne? Sen pigmentasyonu bilmiyor ben musun? Ben senden iyi biliyorum her şey. Benim belli. Yorumumu kesme. Karamel bak. Bir ton diyorsun. Karamelde ne var söyler misin her bana? Her boyanın içinde her renk var. Bir kere kesme yorumu dinle. Dinlemeyi öğrenince ya sana tamam. Hiçbir şey denmiyor abi. Denmiyor. Sana yorum yapıyorum konuşuyorsun. Saç, bir saniye. Karamelde bir saniye. Ne olduğunu bilmeyen adam. Hayır hayır. Bir şey diyeceğim. Karamel bir ton. Bir dinle karamel ya. Karamel nereden geliyor onu söyle bana. Sıcak ya bir dinle bir ton. Dinle. Sıcak bütün tonlar geliyor. Birbirinden geliyor zaten. Nerede uzaydan mı geliyor? Ha, sen dünyaya onu konuşuyorum ya, oradan zıplıyorsun. Oraya konuşuyorum oradan zıplıyorsun. Bir dur. Bir sakin ol. Bana konuşuyorsun. Ben de sana cevap veriyorum. Bak, ben o zaman var, bana bak var. Bana bakarak konuşma oraya bak. Ama sen yok oldu diyorsun. Mu? Bana bakarak konuşma. Tamam sana bakmıyorum. Sen duvara bana soruyorsun ya. Okay. Kardeşim değişim olmuş mu? Hayret bir şey değişim ya. Hem bana mu? Soruyor. Ondan sonra da cevap tamam. Verme diyor. Senle tartışmayacağım. Bana tamam. Soruyorsan cevabını alırsın. Bu kadar okay. Basit. Okey. Kesiyoruz. Yapıyorum kestik. Tak. Böyle. Dinliyoruz. Öğreniyorsan evet, öğren. Tık tık dinliyoruz. Yani değişim ben de sana var. Dil getireceğim birazdan. Yarabbim. Peki Necati yorumunu alabilir miyiz? Ben beğendim. Teşekkürler. Gerçekten kullanman gereken renk bu. Yani o kadar solgun görünüyorsun ki orada. Kumral rengi çok yakışmış sana. Sadece yapacağım yorum. Omre deyince ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama burada neden kimse neden omre kimse blok çalışmadı? Ben Baby Light şöyle face'de. Açıklama yapabilirim. Bir tamamlayayım. Orayı aynı şekilde ayırmışsın. Bak ayrım olarak çok güzel taramışsın. Ama oradaki boya lekesini o kadar fazla bırakmışsın ki. Yüzü zaten üçgen geliyor. Bu sefer bu saçı bugünlük. Zaten diğer günlerde de hep oradan ayırdın. Bugünlük ortadan ikiye ayırıp buradan böyle güzel bir blok düşürseydin. Emin ol o yüz ifadesini o kadar yumuşatırdın ki. Çok daha güzel bir görüntü olurdu. Ama kullanması gereken renk kesinlikle bu. Çok daha dinamik ve genç görünüyor. Ya eline sağlık. Çok daha güzel olurdu dediğim gibi yorumlasan. Çünkü yüzü teşekkür çok ederim. Güzel. Yaptım. Hatları da çok güzel. Seda'cığım makyajı nasıl buldun? Dilek güzel gözüküyor. Ben gözündeki bordoyu çok beğendim. Gerçekten eline sağlık. Dudağında sorunu var. O, hani onu da görmezsek renkler çok güzel. Cilde iyi kapanmış duruyor. Bir tek göz altında sorun olduğunu düşünüyorum. Tam kapanmamış gibi biraz gri kalmış. Ama geneline bakınca güzel. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Pelin'cim yorumlarını. Aslında o boya Dilek'in tecrübesi olmuş. Hani orada o alında burada var. Yani 3-4 tane leke görüyorum. Oraları kapatman gerekiyordu. Şimdi yani şöyle bir şey var. Amaç... Boya yapmadığın için bilmezsin herhalde çok hayır. Fazla. Ne, ne yaparsan olsun, yap yansıyor. Sen onu koyuyla ilk önce basıp öyle sonra ten rengiyle kapatabilirdin. Öyle sonuçta izleri kapatmak için hani porselen ya orada tecrübeni de gösterebilirdim bence. Yani ne diyeyim yanaklar birazcık daha hani bir sıcaklık bir şey katabilirdim. Yani böyle öcü bakıyormuş gibi geliyor bana. Öyle öcü, diyeyim. Öcü sen de. Neden biliyor musun? Hayır. Kişiliğine söylemiyorum. Makyajına konuşuyorum. Asla. Ten çok aşırı beyaz olduğu için ya o ruj aşırı böyle bir patlamış. Zaten onun amacım o yani. Ya ben normal beğenmedim. Günlük bir porselen makyaj adı altında bir uygulama yapmadım. Göz de var, dudak da var. Ya baktığın kendim... zaman... yaratıcı bir şeyler yapmaya çalıştım. Her değişik şey güzel olacak diye bir şey yok. O senin yorumun ben böyle ama yorumladım. Bu kadar beyaz yani... sende bu kadar koyu bir ruj, elbise ve ayakkabı stiletto zaten. Elbiseyi yani baz almadığını kendi söylemişti. Asla uymuyor. Kim? Sen? Hayır ben alıyorum. Seda söyledi onu. Ben söylemedim. Ya bütün olarak baktığın zaman modele yakışması gerekiyor. Sonuçta yürüyor. Yüz yürümüyor çok da güzel yani. Val. Ben sizce, çok güzel bir kadın görüyorum yani. Sizce yakışmamış mı Pelin Hanım? Bütünleme olarak. Bütünleme olarak makyaj, elbise ve ayakkabı falan baktığınız zaman yakışmamış yani. Hani bütün olarak baktığımda yakışmamış. Emine sen ne teşekkür ediyorum. Bu omre değil bitti. Başka neye gerek var ki? Teşekkür omre ederiz. Omre istenilse omre yapılacak. Bu omre değil. Teşekkür ederiz. Biz niye omre yapıyoruz ben onu anlamış değilim. Teşekkür ben ederiz. Ben de bunu yapardım o teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. Ben niye yaptım? Sağ olasın. Allah Allah. Bir dahakine ben de öyle yapacağım o zaman. Yorumlar için çok teşekkürler. Sen bunu omre diye bize yediriyorsan tamam. Sağ olasın. Tarihe sersin. O zaman puanlarınızı alabiliriz. Teşekkürler. Rica ederim. Güle güle kullanın. Saçta, makyajda, efsane hiçbir yorumu gerçekten hak etmiyor. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Bir yaz. Zaten bağıra, cevabını onlar verdi. Aynen. Sebil'ciğim. Rujla eyeliner uygulaması denenmiş burada. Ne düşünüyorsun? Çok hoşuma gitti.
Yani dileğe başından beri aynısını söylüyorum. Yeni şeyler denemesi hoşuma gidiyor. Herkesin bilmediği ama benim de ben uyguluyorum sıkça. Çünkü renk seçeneği çok fazla. Artık su bazlı ürünler kullanılıyor. Onları üretiliyor. Onları gözde her yerde kullanıp yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Malzemeleri de böylece fazlaca değerlendirebiliyorsunuz. Bu yarışmanın finaline kadar ilk başta çok umutluydum hani yüksek puanlar havada uçuşacak falan diye ama diyordum ki hani yüksek ya 5 yıldız vermeye çok istiyorum diyordum. Ama hep böyle bir ciddi temel problemler görüyordum. Şimdi ben buraya baktığım zaman alındaki boya şey yapmıyorum. Ben leke sahibi bir insanım. Onun yaklaşık 1/5 tonunda lekem olmasına rağmen çok zor ne kadar zor kapandığını en ağır ürünlerle bile yani koyu kahveden başlayarak ton ton yukarı doğru açtığımda ancak kapanıyor. Fakat ben o boyayı gördüm çıplak tendeyken kapanması zor. Yani o yansıma mutlaka olacaktı. O yüzden ondan bir puan kırmıyorum. Bordo riskli bir ruj. Zaten dudaklarda hafif asimetri var. Ama sen yamultmadığın için zaten doğal bir asimetri olduğu için çok fazla uzatmaya gerek duymuyorum. Herkes de zaten farkında. Görünen köy kılavuz istemez. Beş. İlk beşiniz. İlk beşi aldım. İlk beşi. Çok teşekkür ederim. Beşi. Evet. Haftanın beşi. Haftanın beşi. Tebrik ediyoruz. Adnan Bey düşüncelerinizi alalım bu ombre ile ilgili. Evet. Doğru renk kullanıldı. Ancak ben ombre görmüyorum. Bir krepeli balyaj, krepeli gölgelendirme görüyorum. Konseptimizin de ombre olduğunu altını çizmek istiyorum. Taramayı çok beğendim, stylingi. Ancak makyajcı arkadaşımı kendi çalışma dağınıklığın yüzünden sıçrattığım boyalardan, cildi boyanı güzel bir gol attın. Ama o golü şöyle çıkarabilirdin. Ayırımı bu kadar yandan yapmazdın. Ortadan olmayabilir Necati'nin söylediği gibi ama bu kadar yandan yapmasaydın o şeyi kapatabildin ama genel stylingi çok başarılı buluyorum. Sevil Hanım'a yaptığınızı çok beğenmiştim. Onu yapmak istedim. Görmüştünüz de zaten ama biraz dağıldı. Tarama güzel oldu dediğim gibi. Şaka kapatabilirdin. Güzel çalıştın. Güzel bir teknik uyguladın ama ombre değildi. Ona göre puanımı vermek zorundayım. Ben bu saçta hologram görmek isterdim. Yani hologram şu, nasıl makyajda bir önceki konsepte konuşmuştuk, dünkü konsepte. Birkaç tonu bir arada görmeyi çok istedim. Dipteki koyutmayı çok sevdim. Aradaki balerisi ama uca birkaç tane böyle patlak açık renk görmek isterdim. O yüzden puanım 4. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Seni uğurluyoruz. Bugün jüriden aldığımız puan bizi çok mutlu etti. Özellikle make-up artistimiz Dilek Hanım'a 5 puan yıldızı verdi Sebil Hanım. Teşekkür ediyoruz. Adnan Bey de bize uygun olan puanı uygun gördü. Ona da teşekkür ediyoruz. Puanlar verildi. Haftanın finalinde 10 bin liralık ödülün sahibi kim olacak? Giden takım kim olacak? Fakat en önemlisi Adnan Bey'in makası kimin eline geçecek? Az sonra... Hepinizin ellerine sağlık. Hem modelinin, hem jürinin, hem de rakiplerinin kalbini kazanan... Yani 20 yaşında bu tecrübeyi yaşadığım için çok mutluyum. Gözyaşı döktünüz, sinirlendiniz. 10 bin liranın hem sahibi olacak, hem de Adnan Bey'in sihirli makasını kullanma şansına sahip olacak artık hayatında. Emek verdiniz. 10 bin liranın sahibi takım. 70 puanla haftanın birincisi. Kuaförüm Sensin de haftanın finali. 10 bin liralık ödülün sahibi kim olacak? Kim gidecek? Kimler kalacak? Heyecan Doruk'ta güzel bir haftayı geride bıraktık. Hepinizin ellerine sağlık. Emek verdiniz. Gözyaşı döktünüz, sinirlendiniz. Üzücü kısmından başlıyorum. Sonuncu olarak bu hafta bizlere veda edecek takım.
toplam bu hafta aldığı 50 puanla bizlere veda edecek takım Necati ve Seda. Gülerek geldim, gülerek gidiyorum. Aynen öyle. Neler söylemek istersiniz? Şu yönden mutluyuz. Bayağı bir korkutmuşuz insanları ki. Hakkımız yendi. Bir bir vererek gönderiyorlar bizi. Bir bir uğurladılar bizi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum ben herkese. Bir hatam olduysa, saygısızlığım olduysa herkesten özür diliyorum, affına sığınıyorum. Yani 20 yaşında bu tecrübeyi yaşadığım için çok mutluyum. İyi ki gelmişim. Çok şey kattı bana. Teşekkür ederim. Bugün eğlendik. Eğlenmemize en büyük etken yarışmacılar oldu tabii ki. Yani bu sadece bu hafta olan bir şey değil. Geçen hafta da aynı şeyi yapmaya çalıştılar ama çok az bir puan farkla yakaladılar bunu. Ama bu hafta baştan beri kararlılardı bizi göndermeye. Çünkü yarışamayacaklarını anladılar benimle. Yaptığım teknikleri, modernlikleri ayak uyduramıyorlar. Ama onları modern çağa davet ediyorum. Artık dünya buradan yürüyor. Yani benle yarışamayacaklarını anladılar diye düşünüyorum. O yüzden göndermek istediler. Bu hafta toplam 59 puan alarak 3. olan takım... ...59 toplam puanla... ...3. olan... ...takım... ...Suat... ...ve Ceyda. Yani bekliyorduk zaten. Aynen öyle, şaşırmadık, bekliyorduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. 40 puanlar için. 3. olduk. İlk haftamıza göre gayet iyiydi. Yani önümüzdeki haftalarda daha da iyi olacağız. Ve kuaförüm sensin de 10 bin liranın sahibi kim olacak? 70 puanla. Bu hafta hem modelinin, hem jürinin, hem de rakiplerinin kalbini kazanan takım 70 puanla 10 bin liranın hem sahibi olacak, hem de Adnan Bey'in sihirli makasını kullanma şansına sahip olacak artık hayatında. 70 puanla haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi takım. Tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ne hissediyorsunuz? Ben makasa çok sevindim. Makas. Bugün her şey makas içinde. Gerçekten öyle. Yani öyle bir hediyeye sahip olmak çok güzel benim için. Çok onur verici ilk önce. Güzel bir değişim yaptığımıza inanıyoruz bütün hafta boyunca. Arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Çok mutluyuz. Çok iyiyiz. Bu hafta birinciyiz. Geçen hafta da birinciydik. Çok mutluyuz. Güzel bir tasarım sergileyebildiysek televizyon ekranlarına ve yarışmacı arkadaşlarımıza ne mutlu bize. Emek verdik, başardık. Evet, birinci olan takımı podyuma alabilir miyiz? Efendim, ödülünüz bereketli olsun. Emeğiniz. Bu haftanın ödülü sizin efendim. Bu parayı nerede değerlendireceksin? Geçen hafta şimdi kendime ayırmıştım. Bunu bağışlarım diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda Engeller Derneği Başkanıyım. Engeller Derneği Başkanı. Evet, 280 tane çocuğa babalık yapıyorum. O kuruma burayı bırakabilirim yani. Evet. 280 tane engelli çocukla mücadele ediyorum. Ne mutlu ki bana. Ne mutlu sana. Alkışlıyoruz. Bugün Uğur'la Dilek kesinlikle birinci olmayı hak etmediler. Çünkü konsepte ombre vardı ve ombre yapmadılar. Onlar tarihi eser bir balyaj çıkardılar ortaya. Bu kadar tartışmadan sonra 5000 liraları da... Kendim için inanamıyorum. Mücadele değil, benim mücadelem farklı. Evet, kırmış olabilirim arkadaşları.
Tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kırmış olabilirim, hırçınlaşmış olabilirim. Herkesten özür diliyorum. Yine istemeden tepki de vermiş olabilirim. Bir tık daha mücadele içinde bulunmak istiyorum kendimi. Ya onlar için en azından, yardımda bulunacağım insanlar için en azından biraz daha çaba harcamak istiyorum. Böyle. Evet, ben şu merak edilen makasları ilk önce şöyle bir anlatmak istiyorum. İki tane ayrı makasım var. İkisinde isimleri var. Bunun ağzı yapısı leyleğe benzediği için, leylek ağzına benzediği için leylek makası diyorum. Bir tarafı düzdür, bir tarafı eğimlidir. Kuru ve ıslak kesimde kullanabilirsiniz. Teşekkür ama ediyorum. Yine bir hayvandan, evet, bir kuştan etkilenerek tasarladığımız bir makasımız var. Kırlangıç makası diyoruz. Bunun iki ucu da eğimlidir. Kuru saç kesimi için çok uygundur. Ama özel bir teknik var hacim yaratmada. Özellikle Sebile Hanım'la konuşuyorduk. Başın arkasında bomba yaratmada, diplerde bomba yaratmada kullanılıyor. Sebile Hanım bana bugün bir modellik yapmak istiyor. Göstersin istiyorum. Şöyle, özellikle dip kısımlarda bombe yapmak için kullandığımız şeyler nedir? Krepedir. Krepe yapar gibi saçı havaya kaldırıyoruz tarağımızda. Makasımızı hiç açmadan saçın dibinden yukarıya doğru krepe yaparak saçı kabartıyoruz. Gördüğünüz krepemiz oldu. Ancak bunu açtığımızda da artık saçın dokusunu değiştirdiği için başın arkası, bakın, küçücük bir dokunuşla daha bombeli. Bunu biraz daha hemen arttırabiliriz hızlı bir şekilde. Arttırın armut kafamı biraz şekli. Estağfurullah, estağfurullah. Bakın, çok küçük bir dokunuşla saçın arkasında bombeyi değiştirdi. Kullandıkça seveceksiniz diye düşünüyorum. Çok işinize yarayacak. Emin ellerde. İyi günlerde kullanın. Çok teşekkürler. Umur getirsin. Tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun. Umur ve Dilek bu hafta bence birinci olmayı hak ettiler. Çünkü haftanın başından beri gerçekten güzel şeyler ortaya çıkardılar. Eminalarda da iyi şeyler vardı ama her gün değildi. Eminaların tarafında sadece gerçekten başarılı olan Pelin'di. İkinci olmak Emina'dan dolayı bence ikinci oldular ama birinci olanlar hak ettiler. Necati ve Seda 50 puan. Suat ve Ceyda 59 puan. Emina ve Pelin 63 puan. Uğur ve Dilek 70 puan. Modellere teşekkürler. Haftanın birincilerini tekrar tebrik ediyoruz. Pazartesi günü Show TV ekranlarında saat 1'de yeni ekiple görüşmek üzere. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Özlem Kurt ve Hayat Bölükbaşı geliyor. Herkes dönüp bana baksın. Boks eldivenleriyle kim bakmaz, bir kuaför, bir makyöz. Şampiyon olmaya geldim. Ekranda knockout. Modelleri seçelim. Dakan yeterse dokunursana. Evet. Hemen hadi bakalım. Çocuk oynasın, biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Evet efendim, kuaförüm sensin de harika bir hafta geçireceğimize söz verdiğimiz gündeyiz. Yani çok da beğenmedim makyajımı. Postiş kullanımını çok olumlu buldum. Sen bugünü tarihe yaz. Emina'nın ilk defa böyle yorumu var, bugünü tarihe yazılsın yani. Çok güzel olmuş ya. Kurtaramıyorsun kendini. Dinle, başka dinle. Bir şeyden bir gir dinle bana. Ya. Önce böyle. Bir dinle. Bak bak, topu bir dinle, böyle dinle. Gidiyor. Bak, ben senin lafını bölmedim. Dinle. Tamam. Okay. Konuş konuş. Kendimi pek hoş bulmadım açıkçası. Yüzde ruh yok bence. Hat yok. Boş bir yüz görüyorum şu an. Bayağı değişik buldum. Kesinlikle altta, hatlarda problem var. Adam beğenmediğini söylüyor. Daha niye ne yapsın bağırıyorsun? Ya?
Ama Allah aşkına artık yeter ya. Neden bağırıyorsun? Beğenmediğini zaten söylüyor. Ben beğenmedim. Dur masaya. Sadece önünü beğendim diyor. Bir puan verecek, üstünü verme. Haftanın ilk günün sonuçları elimde. Günün birincisi... Sensin.